İyi akşamlar sevgili canlar. Dört Can Bir Cem programını başlattık. Yüreklerinizde cam olmaya geldik. Bugünkü konuğumuz Hülya Elmas. Kendisine hoş geldin diyorum. Teşekkür Hoş ediyorum. bulduk. Evet Hülya Can, öncelikle istersen belki izleyicilerimizi selamlamak istersin. Sana sözü bırakayım. Merhaba canlar. Beni davet ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Evdeki canlara buradan Hollanda'dan selam yolluyorum. Bu korona virüsünden dolayı evde kalma durumundayız hepimiz. Bazılarımızın maalesef can kaybı yaşadığı, onlara başsağlığı diliyorum. Hastası olanlara da buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Lütfen hep beraber dikkatli olalım, sağlık içinde kalalım, bu zor günleri sağlık içinde atlatmaya çalışalım. Sözlerimi bunlarla başlamak istemiştim. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Yoldaşlar, siz de selamlamak isterseniz size de sözü bırakayım. Kerim, ben de daha akşam olmadı ama herkese iyi akşamlar diyorum. Koronasız iyi akşamlar temenni ediyorum. Ben de bütün bizi izleyen ve izleyecek olan bütün canlara iyi günler diliyorum, iyi dinlemeler, sabırları için şimdiden teşekkür ediyorum. Kamkıma çeho de keno meyman, sma pirog uvesi var be, na roza ke hrabi dorme madi fetelina, dina de fetelina, hızır sma na hrabira dürberu. Evet. Evet, ben de teşekkür ediyorum hepinize. Sevgili canlar, bugün konuğumuz Hülya Elmas. Hülya Elmas geçen canlı yayınımızda sağ olsun bizi bir konuda uyarmak istedi. Dedi, neden hep programlarınız erkekler tarafından yürütülüyor dedi. Biz de kendisine bizim böyle bir sıkıntımızın olmadığını, keşke sizin gibi cesaret edip canlı yayınlara katılıp hatta buraya da misafir konuk değil, bizzat yöneticisi olsa dedik. Burayı onlar yönetse biz misafir kalsak dedik. O da bu çağrımızı kırmadı, geldi. Biz gerçekten de bu konuyu konuşmak da istiyoruz. Bir kadın can olarak da kendisini az çok tanıyoruz. İyi de hatta tanıdığımızı da söyleyebiliriz. Güzel bir program olacağını şimdiden düşünüyoruz. Ben konuyu şöyle başlatmak istiyorum. Çünkü toplumsal olarak ciddi bir sorunumuz. Ortada bir erkek sorunu ya da kadın sorunu var. Herkes bir şekilde bunu tanımlıyor. Şimdi kimileri buna kadın sorunu olarak bakıyor, kimileri ise erkek sorunu olarak bakıyor. Şimdi ben Hülya Can'a özellikle ilk soruyu ona bırakarak sormak istiyorum. Yani toplumsal olarak kadın mevcut durumdaki hali nedir? Nasıl ele almak lazım, nasıl bakmak lazım? Bir de kadın sorunu tespiti mi doğrudur, erkek sorunu tespiti mi doğrudur? Birkaç soru birden geldi. Genellemesinden başlarsa, yani kadın sorunu mu erkek sorunu mu diyerek ele alma bence yanlış canlar. Eğer ki biz kadın ve erkek olarak canlar birlik içinde çalışacaksak, birlik içinde var olacaksak, yani bu dünyada, bu gezegende, böylece bir grup diğer grubu dışlaması yanlış olur. Ne kadınlar ben kadınım, erkekleri baskın yapayım, onlara müsaade vermeyeyim yapmaları olur, ne de erkekleri. Fakat günümüzün gerçeği var. İstersen bunu Hollanda'da, Avrupa'da yaşayan bir Batı ülkesi olarak değerlendirelim. İstersen sadece Alevi toplum olarak veya Türkiye'de yaşayan insanlar olarak baktığımızda günümüzün gerçeği şunu gösteriyor. 0-14 yaşına kadar yanılmıyorsam kız çocukların kültürel engeller olmadığından dolayı kendisini çok iyi geliştirebiliyor. Zeka seviyesi, yani okuldan alınan eğitim, anne babadan alınan eğitimler bakıldığında kız çocuğu üstün başarılı erkek evladına kıyasladığımızda. Ama ne zaman o kültürel etkinlikler kendisini gösteriyor, o andan itibaren kız çocuğunun başarısı veya kendisini gösterebilmesi geride kalıyor. Bunu da mesela ben kendim çalıştığım alanda da görüyorum. Ben avukatım. Bir erkek avukat daha önce kariyer yapabiliyor. Yani günümüzün
2020 yılında Hollanda'da aynı hukuk fakültesini bitirmiş olan bir erkek kariyer yapabiliyor. Daha fazla maaş da alıyor. Onun yanındaki düşünce de o erkektir, aile geçindiriyor. Şimdi o kafa yapısı değişmezse o zaman hiçbir zaman kadın tam olarak maaşını alamayacak ve tam olarak eşine de canım sen evde kal, sen çocuklarla ilgilen, sen evle ilgilen, senin durumun ona belki daha iyi elverişlidir. Ben dışarıda çalışayım ve evimizin geçimini ben kadın olarak sağladım deme şansın yok. Yani bu şekilde Hollanda ki bu gelişmiş batı ülkesi olarak görüyoruz. Kalmış ki bunu bizim Türkiye coğrafyasında ve Türk kültüründe daha çok Türkiye'nin de Eğmen olan Müslüman kültürü açısından baktığımızda görüyoruz ki toplum içinde kadının giydiğini, kadının yediğini, oturduğunu, kalktığını, nasıl davranması gerektiği üzerine modeller var, beklentiler var. Bunlardan ben Facebook'ta, kendi sayfamda şunu ele alıyorum. Bir kadın olarak paylaşımımda yanlış börek paylaşımım var. Şimdi orada ilk günlerde tepkiler şöyle olabiliyor. Ya eline sağlık, güzel gözüküyor, geçmiş olsun, bir daha sefer olmaz. Veya sen evde kalırsın. Hani bu işin tabii espri tarafı hem benden hem sevgili canlardan, bu yorumları yapan arkadaşlardan. Ama bu altında yatan görüşü gösteriyor. O da nedir? Bir kadından, kafamızdaki olan o kadın modelinde kadın yemek yapmasını bilmesi gerekiyor. Yemek yapmasını bilmeyen kadın mı olur? Gibi bir beklenti. Şimdi bunu genel olarak söylediğimizde, baktığımızda yani hiç Alevi'yle de çekmeden kurumsal açıdan da bakmadığımızda demek ki hem Avrupa ülkesinde de kadın erkek eşitliği yok. Kendi geldiğimiz yani benim annemin babamın dedemin geldiği topraklardan o taraflarda da o eşit şans yok. Yine toparlayarak geldiğimde halbuki 14 yaşına kadar kız çocuğu erkekten daha başarılı. Bu bizi şu soruya getiriyor. Ne oluyor da o kültürel etkenler toplumun yarısından fazlasını, toplum derken bütün dünyada yaşayan insanlar topluluğu olarak ele alıyorum. Neden yarısından fazla, biliyorsunuz kadınlar erkeklerden daha fazla toplumsal açıdan, rakamsal baktığımızda. Yani kadının beyin gücünü, kadının iş gücünü, kadının katkısını sağlayabilecek faktörleri kültürel, sosyal veya macho veya din, artık bunların üzerinde birçok etken vardır. Ama %50'sinin, %50'den fazlasını, %50'den az olan toplum tarafından o yükün kaldırılması deneniliyor ve kadınlara karşı da sanki erkekler öcüymüş gibi gösteriliyor. Erkekler burada öcü değil. Çünkü o sistemin içinde erkekler de yaşıyor. O şartlanmanın, o beklentiler içinde. İşte oğlan çocuğa olan çocuğunu severek paşam diye sever. Över de över. Över tabii çünkü o senin evladın. Ama bir kız çocuğuyla bir erkek çocuğu arasında kızlara dizini kapat. Öyle olmaz. Ama erkeklere gelince aslan parçası vur, kır. Yani burada o çocukları da bilmeyerek bilinçaltı belki istemediğimiz şeylere yönlendiriyoruz. İstemediğimiz tarz davranışa yönlendiriyoruz. Örnek okul bahçesinin oyuncak bahçesine çocukları götürdüğümüzde bir erkek çocuğuna bir başkası saldırsa anne baba olarak rahatsız oluyoruz. Ya nasıl olur benim oğlum aslan parçası o asıl o beni gitmesi gibisinden
böyle içimizden o hissi yaşıyoruz. Ama orada yapmamız gereken gitme, düşürme, o kardeştir, o candır diyerek o gitmenin yanlış olduğunu göstermek gerekiyor. Yine böyle bir deney var. Batı çocuklarına, batıda doğmuş 7-8 yaşındaki çocuklara kulaklarına deniliyor ki işte karşındaki kız ona bir tokat atar mısın? Ve atmıyorlar. Hiçbirisi atmıyor. Atamam diyor, o karşındaki diyor kadındır diyor, kızdır diyor, ona tokat atamam diyor. Şimdi öyle yetişirse o kültürdeki, tabii ki daha sonra sevgilim diyerek benden seçti eşine, evi de kalkmaz. Ama maalesef bizim toplumumuzda sanki evlilik kitabını, cüzdanını aldıktan sonra kadının beyni de hipotek altına alınıyor. Eşinden müsaade isteme veya evde aile şiddeti gibi durumlar oluyor. Yani burada kadın sorunu da değil, erkek sorunu da değil, toplumsal bir sorun var bence. Uzun oldu cevabım. Yok, aksine çok güzel özet bir konuşma oldu. Uzun olmadı ama yani tespitiniz kesinlikle doğru. Çünkü kadın sorunu diye koymak, erkek sorunu koyarak diye koymak doğru bir yaklaşım bana göre de değil. Çünkü mesela ben bir toplantıda denk gelmiştim. İşte erkek kadın sorunu tartışılırken bir kadın ayağa kalktı ve hani ön yargılarımızla dönüp baktık. Çünkü başı kapalı bir kadın canımızdı. Kalktı, şey söyledi, yani Müslümandı kendisi. Dedi, yani neden dedi burada dedi sürekli dedi kadının sorununu tartışıyorsunuz dedi. Erkeğin de sorununu tartışın. Çünkü yani bir sorun var ortada ama bu sorunu yaratan dedi kadınmış gibi ya da kadın sadece sorunmuş gibi algılanmasın. Ben çünkü dedi erkeklerin de sorun yaşadığını düşünüyorum. Erkeklerin de niye bu sorunu yaşadığını, niye böyle düşündüğünü, niye ilkel düşündüğünü, bunları dedi çözmeyi niye düşünmüyoruz, niye bunu erkek sorunu olarak bakmıyoruz dediğinde ilk benim dikkatimi çekmişti. Doğru, yani sorun ataerkil bir sorundur, bir sistemlerin yarattığı bir sorundur. Dediğiniz gibi evimize kadar, aile yapımıza kadar işlemiştir. Çünkü yani kız çocuğumuzla erkek çocuğumuza olan yaklaşım bile burjuva ülkelerde bile neredeyse az önce anlattığınız iş hayatıyla örnek verdiniz. Hemen hemen aynı, sadece görece biraz daha farklı oluyor ama yani Avrupa'da da çok farklı değil dediğiniz gibi ama en azından görece şöyle bir burjuva demokrasisinden kaynaklı daha çok okuma şansları var, daha çok başka alanlara yönelme şansları var, birçok şey olabilme şansları var ülkemizde. O da maalesef neredeyse ya da benzer ülkelerde neredeyse o bile yok. Çünkü kıza kız çocuğusun otur yerine erkek çocuğusun maşallahla yetiştirilen bir kültür var ve bu da erkek egemen bir kültür. Yani o yüzden güzel özetledin, kısa da oldu, güzel de oldu ama yani ben yoldaşlarım siz bu konuda ne demek istiyorsunuz Hülya Can'ın söyledikleri üzerine? Kendisine yani sadece konuşmanızı istemiyorum çünkü Hülya Can şu anda bir kadın ve kadın canı olarak aramızda ve biz bunu konuşuyoruz. Onu da konuşturacak şekilde sorularınızı da yöneltmenizi istiyorum beraberinizle. Teşekkürler. Kerim. Buyur Hürcan, sen önceliklisin biliyorsun. Ben hep böyle şeyden gelen, estağfurullah, böyle erliği aşamamış bir canınızın ben ya. Neyse, ben şey yapayım. Şimdi bu konu o kadar çok geniş, o kadar derin, o kadar yani detaylarıyla, ciddi detayları, her bir detay kendi başına, başlı başına bir ciddiyet taşıyan bir konu ki bunu bir değil, ciddi bir şey eğitim sömestrinde bile bunun bütün şeylerini ortaya çıkaramayız. Ama şunu söyleyebiliriz yani açık şeyle yani başlangıç veya ana hatlarıyla şunu söyleyebiliriz. Şimdi insanlık tarihine şöyle bir baktığımız zaman ilkel komünal toplumdan anaerkil aile yapısından özel mülkiyetçi şeye geçtiğinden sonra insanlık tarihinde bütün tanrılar erkektir, peygamberleri erkektir. İşte halifeleri, papaları, psikoposları yani üst yapıda
ana kilit noktalarda bulunan şeylerin tamamı erkektir. Günümüze gelene kadar, şimdi tarih boyunca gene özel mülkiyet çok büyük oranda her dönem, hemen hemen her dönem %90, %95'in altına düşmemek kaydıyla mülkiyet erkeğin denetimindeydi, inisiyatifindeydi. Üretim erkeğin elindeydi. Ticaret, dağılım, bölüşüm erkeğin elindeydi. İnsanlık tarihi aynı zamanda kadının engellenmesi tarihidir. Yani sınıflı toplumlardan bu yana anlatıyorum. Şimdi bu binlerce yıllık bu çabanın, binlerce yıllık bu tarihin köklerini, etkilerini üzerimizden atmanın öyle bir kuşakta, iki kuşakta üzerimizden atılacağı da atılmayacağı da bir gerçek. Biz bunu düşüncemize, bilincimize çıkarmışız da, fakat çocukluğumuzdan beri elde ettiğimiz bir takım alışkanlıklarımız bize bazı kadın canlarımız, yoldaşlarımız tarafından hatırlanınca ya diyoruz, gerçekten de öyle ya, biz farkına varmadan, yani öyle bir niyet taşımadığımız halde farkına varmadan şey yapıyoruz meğer, çünkü kadının penceresinden bakamıyoruz. Evet, bizi de annelerimiz yetiştirdi. Annelerimizin yetiştirmesinde şey değil de, ama annelerimiz, demin Hülya Can'ın da söylediği gibi, annelerimiz bizi aslan evladım diye yetiştirirken, kız kardeşlerimize hele sen kızsın biraz şeyde dur, ayıptır sen konuşma gibi yetiştirildi. Daha çocukluktan beri bizi bir şey, bir efe, işte ondan sonra hatta işte kız kardeşine sen sahip çıkacaksın. Annene sahip çık, onu kadını koruyan olarak, yakın aile bireyleri tarafından koruyan olarak bir rol verildi bize. Sonuçta biz madem ki koruyanız, bize ters gelen konularda da o koruyan kişi kadının celladı oluyor. Bugün kadın cinayetlerinde ezici bir çoğunluğu birinci derecede yakınları tarafından yapılıyor. Ada şeyde okuyoruz, ya eski eşi tarafından öldürülüyor, ya işte çok seviyormuş da aşkına karşılık bulamamış diye öldürüyor, ya ne bileyim, envai çeşit işte şey, koruyucu kişiler tarafından kadın cinayetleri veya kadına yönelik şiddet şey yapılıyor. Şimdi şu temel ilkemiz olmalı: bireyin kendi bedeni üzerinde söz hakkı sadece ve sadece o bireye aittir. Kadın olsun, erkek olsun. Bütün konularda, hangi konularda olursa olsun, o bedenin nasıl sevk ve idare edileceği, o bedenin üzerindeki hakların tamamı ve tamamı sadece ve sadece o kişiye aittir. O kişinin hiçbir yakını, hiçbir ne bileyim aile üyesi veya herhangi bir hani mahalle baskısı bilmem şunu, hiçbir tanesi bu hakkın önüne geçemez, geçmemelidir. Bir diğer şey de, biz erkekler kendimize şöyle bir yöntem izlersek, binlerce yıl kadınlardan çaldığımız avantajımızı, binlerce yıldır kadını engelleyerek elde ettiğimiz avantajımızı tersine çevirerek pozitif ayrımcılığı, en azından birkaç kuşak pozitif ayrımcılık yapabilirsek, hem bizim terbiye edilmemizde hem de kadınların inisiyatifinin gelişmesinde önemli rol oynayacaktır diye düşünüyorum. Bunları söyleyeyim şimdilik. Pirim, seni bekliyoruz. Ha, sen söz vermeden ben nasıl konuşayım? Bana uzun vereceksin ki konuşayım. Yani belki arada ilave edeceklerim vardır. Biliyorsun bu işler böyle yürüyor. Ya evet, benim düşüncelerim de sizlerle çelişmiyor bu konuda. Yani esas olarak bu sorunu üretimden bağımsız olarak düşünmemek lazım. Gerçi bütün sorunlar üretim kaynaklıdır. Yani hep söylemeye çalışıyoruz. Yani insan dediğimiz canlı da fiziki varlığını devam ettirir, soyunu devam ettirir. Başka da hiçbir şey yapmadan bu planette başka şeylere dönüşür. Geldiği şeylere. Nasıl ki insan ölmeden önce
hangi elementlerde varlığını hangi elementler olarak sürdürüyordu. Yine o elementlere dönüşür. Üretim kaynaklıdır yani sonuçta. O fiziki varlığın devam ettirilmesi için tüm uğraşlar üretim fiziki varlığın devamına yöneliktir. O anlamda söylüyorum. Tabii tarihte şey de biliyoruz yani kadınların egemen olduğu işte asıl işte insan kafasında var olan cennet hayali diyeceğimiz çağın yaşandığı yani emeğin üretkenliği açısından demiyorum bunu. Elbette koşullar çok kötüydü. Yani sabahtan akşama kadar çalışan insan bir ayakkabı bile üretemiyordu belki, bir çarık bile üretemiyordu falan ama esas olarak üretimin kadınların elinde olması, onların söz sahibi olması nedeniyle dünya çok daha barışçıldı. Fiziki varlık devam ettirilebilmek için kendi dışındaki canlılarda etçil oldukları için avlanıyordu. Erkekler genellikle bu işi yapıyorlardı. Bu da tesadüfe bağlı olduğu için söz daha çok da kadına aitti. Çünkü o ilkel sayılabilecek tarımla uğraşıyordu. Ocak onun sayesinde tütüyordu. Yemekten o sorumluydu. Çocuktan o sorumluydu. Bu nedenle de hem onun sözü geçiyordu hem de belirleyici üretim tarzında belirleyici emek, görülür emek ona aitti. Çünkü tesadüflere bağlı değildi. Ama esas olarak hayvanların evcilleştirilmesi, bunun için işte tesadüfe bağlı avların ortadan kalkması sonucu. Bu da toplumsal üretim biçiminde temel üretim biçimi olarak varlığını gösterdikten sonra işte o adına ataerkil dediğimiz erkek egemenlikli bir sisteme geçildi. Yani üretim kaynaklı derken bunu belirtmeye çalışıyorum. Evet yani bu sadece bizim kendi inancımız dışında da görmek lazım. Yani kendini şekillendirmesini erkek egemenliğinin işte bu tanrı tasarımı da erkek egemen anlayışına göre şekillenmeye başladı giderek. Esas olarak eskide yani daha gerilere gidildiğinde ana kültü hakim iken o anlayışla yıkılmış olduğunu görüyoruz bunu. Bunu bütün toplumlarda görmek mümkün. Aleviler de bunun etkisi altında kalmış sözde Pirim o zaman çoğu. ben ikinci konuya geçeyim. Çünkü genel anlamda öyle değerlendirmeye çalışıyorduk. Bir pir olarak o zaman ben o zaman şu soruyu sorayım oradan devam edelim. Çünkü Hülya Can'a esas da daha fazla şey tanımaya çalışacağım. Alevi toplumda kadının yeri nedir? Yani şey olarak, teorik olarak yeri nedir? Ya şimdi işte dönüp dönüp belki de buraya gelecektim ben de yani esas olarak onu vurgulama açısından. Yani esas sen dedin Hülya Canımıza bırakalım. Elbette benim de onu daha çok dinlemek isterim. Ama kısaca Alevi anlayışını, belirgin Alevi anlayışını yoksa özde Alevi anlayışı nedir onu değil. Bugün yaşanan Alevilik açısından onu belirtmeye çalışayım. Örneğin nereye giderseniz gidin, hangi cemevine giderseniz gidin, ağzı açılan genellikle işte dedeler anlatır bunu ya da işte adına pir diye pirler anlatır. Ne derler işte 124 bin peygamber geldi geçti diye başlarlar. Hepsi de erkektir. Balaban'ın da söylediği gibi. Tanrı tasarımı da erkektir. Öyle düşünülür. 124 peygamberin hiç içinde bir tane kadın yoktur. O halde işte yani posta oturulur mu, oturamaz mı? Hala bugün 21. yüzyılda Aleviler bunu tartışıyor. Yani neredeyse onlar da işte çamurdan işte erkek yapılmış, işte kaburgasından kadın yapılmış. O anlamda geridir anlayışı Alevilerde de hakim. Ne yaparsanız yapın bugün yaşayan Alevilik açısından durum böyle. Örneğin en büyük örgütlenmesinin olduğu Almanya'da görüyoruz bunu. İşte Alevi örgütlenmesinin içerisinde sürekli tartışılmıştır. Kadın sorunu bu anlamda gündeme geldiğinde ana eğitimleri de görürsünüz bunları ya da anaların hizmet yürütmesinde görürsünüz. Mesela ben isim vermeyeyim buradan. Daha sonra çünkü ismini verdiğimiz insanlar diyebilirler ki bizim de söz hakkımızın olmadığı yerde niye bu tür şeylerden bahsediyorsunuz ama çoğu insan da biliyor kendi yaşadığı ortamda bilebilirler.
Örneğin oturamaz. Niye oturamaz kadın falan? Çünkü o diyor tamam bir Alevi ocağından geliyor. Evladı Resul Seyyidi Saadet o kadında ama ham biriyle evlendi. Yani evlenmesinde de bir koşul öne sürüyor. Ama erkeğin evlenmesinde öyle bir koşul yok. Ben ona rastlamadım varsa da. Yani siz de kendi yaşamınızdan bilirsiniz. Ama sırf böyle kadının engellenmesi için düşünülmüş tuzak barikatlar bunlar. Başka bir şey değil. Yani hiç kimse insanın beynine bakmıyor, ne söylediğine, evreni nasıl değerlendirdiğine, geleceğe nasıl taşıyacağına bakmıyor. Nereden gel? Yani soy esaslı bir sürekli devam ettirilip götürülmek isteniyor. Buna ne yöneticiler karşı çıkıyor esas olarak, ne de zaten bu hizmeti yürüten asıl işin sahibi biziz diyen ana dedeler karşı çıkıyorlar. Yani herkes birbirinden memnun. 124 bin peygamber, Adem ile Havva, cennet ile cehennem deyip gidiyorlar yani. Yani meselenin özüne değinerek sorunu kökünden halletme gibi bir anlayışın hakim olduğu bir şartları yaşamıyoruz. Ne yazık ki durum böyle. Yani isterseniz çok uzattın diyeceksin. Ben Nazım Hikmet bir şiirinde çok güzel belirtiyor Ama kadının birim durumunu. şey cevabını almadım. Yani Alevi toplumda kadının yeri nedir? Teorik olarak nedir? Ha, Nasıl tanımlar kadını? ben Yeri yaşayan nedir? Alevilik açısından bunu Yok, söyledim. ben Ha, teorik teorik olarak. olarak şu. Erkek dişi sorulmazdır. Kişi vardır. Kişi can. Can demiş. Yani örneğin bir cemde herhangi bir toplulukta kadına yani cinsiyet gözüyle bakılmaz ki. Aleviliğin anlayışında böylesi bir şey yok. Yok öyle bir şey yok. Can, can diyor. Erkek dişi yok. Kişi var diyor, kişi. Kadın da bir kişi, erkek de bir kişi. Bunun çocuğu anlamında da kişi olarak belirtilir. Yani sen çocuksun, senin de hakkın yok da denmez ona. O da bir candır. Mesela Cem'de. Cem'de sen çocuksun, sana işte şu 20 yaşında bir canımıza verdiğimizin yarısını sana verelim diye bir şey söylenmezler. Herkese eşit paylaşım bir defa esas olur. Yani insanların ihtiyacına göre nin ötesinde eşit dağıtılır yani. Çocuğa da eşit verilir, kadına da eşit verilir. Çünkü candır. Her canın üleşimden alacağı pay aynıdır. Birbirinden farklı olmaz. Şeklinde erken yürümüş. Erken yürümüş de bu pratiğe nasıl geçmiş? Erkenler dışında hayat nedir? Gerçekte belirleyici olan da budur. Yani yaşanan şey nedir? Gerçekte yaşanan şey nedir? Ha, İşte sizin söylediğiniz yurt. alevilik de olması gerekenler gibi algılanıyor şimdi. Ha, teoride bunlar var. Evet, şimdi Demin demin söylediklerim pratiğini prim müsaade edersen pratiğini Hülya Can'dan öğrenmeye çalışacağız. Çünkü biz var. teorik olarak şimdi konuşmuş oluruz. Çünkü biz kadın değiliz. Biz Alevi toplumda kadının yerini teorik olarak yine tanımlayabiliriz. Çünkü pratikte biz erkeğiz. Şimdi kadın olarak birebir yaşayan biri, hatta şu anda Harlem Alevi Derneği'nin de yani aynı zamanda başkanı ve bu işin de aktivistlerinden biri. Şimdi ona da bazı sorular geldi. Onları da yönelteceğim. Bu konuda primin az önce tanımladığı Alevi teorik olarak Alevi kavramında kadının yerini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu şekilde mi yaşanıyor? Nasıl görüyorsunuz? Sizden dinleyebilir miyiz Hülyacığım? Teşekkür ediyorum. Şundan başlamak isterim. Biraz önceki söylediğimiz kısımla bu ikinci bölüm diye ele aldığımız aslında bu bir suni bir kesmedir. Çünkü Aleviler bu dünyada yaşıyor ve ister istemez o dışımızda olan kültürden, o Eğmen kültür den payımızı alıyoruz. Yani olumsuz şekilde etkileniyoruz. Yani yolumuza göre kadın erkek eşitliği var ve erkek canlılarda da bu iyi niyet var ve görüyorum da. Yani orada kesinlikle şüphemiz olmasın. Fakat Veli Can'ın da söylediği gibi farkındalık olayı birazcık sorunumuz. Yani biz eşitiz demeyle o eşitliği sağlamış mıyız?
onu denetlememiz de gerekiyor. Bunu direkt sorumuza bağladığımızda, ya Alevilik'te kadın erkek ayrımı yapmayız, biz kadını eksik olarak görmeyiz diğer egemen kültür ve inançlarda olduğu gibi. Fakat madem eşitlik, madem bu dünyayı, yaşamı paylaşıyoruz, o zaman her şeyi neden eşit şekilde paylaşmıyoruz? Bunu eşit şekilde paylaşmadığımızı da görüyoruz pratikte. Sadece yönetimlere baktığımızda kadınların orada yer almadığını. Hani biraz önce söyledim, bilimsel olarak, rakamsal olarak dünyanın yarısından çoğu kadın. Şimdi o rakamlardan yola çıktığımızda Alevilerde burada kadınlar çoğunlukta olması gerekir. Hani onunla kıyasladığımızda ve böylece de kadınların da yönetimdeki sayıları en azından erkekler kadar olması gerekiyor. Eğer o yoksa, ki yok, bunu da görüyoruz, o zaman bizim inancımıza göre olması gereken neden pratikte yok sorusunu biz bize sormamız lazım. Orada onu sorurken işte bir illa kadın bunu dile getirsin veya erkek dile getirsin, olay o değil. Bu toplumsal sorun, bu bizim Alevi toplumumuzun sorunu. Yani şunu demek istiyorum. Eğer bir katıldığımız bir dernekte, katıldığımız bir toplantıda, katıldığımız bir cemde kadın canlarımız sayı olarak az ise biz neden, neyi yanlış yapıyoruz? Neden kadın canlarımızı da dahil edemedik sorusu erkeklerin de gündeminde olması gerekiyor. Şimdi kadınlar bunu dile getirdiklerinde bazı erkek arkadaşlarımız üf ya gibi duyguya kapılıyor. Yani sen beni eleştireceksin. Ben burada zaten başımda 1000 tane dert varken bir de bu sorunu ekleme. Yani bu sorun sonraya kalabilecek bir sorun gibi. Kıyaslamaya gelince ya işte şu anda Kürt sorununun mu zamanı? Önce bir şurada bir devrimi yapalım. Önce bir şurada eşit hakları talep edelim, alalım. Ondan sonra da Kürt arkadaşlarımıza, onlara zaman ayırır, dinleriz. Aynı şekilde de kadınların dışlanması, yani dışarıda kalmasını Aleviler olarak yapmıyoruz. Ama o egemen kültürün üzerimizdeki etkilerinden dolayı bu vaziyet ortada. Şimdi buradan şey de söylemekte de fayda var. Kadınların, peygamber kadın yok. Role model dediğimiz, yani iyi bir kadın, herkesin heveslenip de ya ben de büyüdüğümde onun gibi olmak istediğimiz dediğimiz modeller nedense din aleminde sunulmuyor. Yani bir hava var, başka yok. Ama tarihe baktığımızda kadınlar üzerinde cadı avı var. Yine bütün dinlere baktığımızda kadını dışlama var belirli görevlerden. Yani dini görevlerde sen onu yapamazsın gibi dışlama var. Bu sadece Aleviler içindeki olan tartışma değil, diğerlerinde de var. Şimdi bu şekilde bakmamız gerekiyor. Yani biz dünyadaki yaşayan insanlar olarak, çünkü biz inançsal baktığımızda zaten bir coğrafik sınır olarak bakmıyoruz. Biz can diyoruz, ırk ayrımı yapmıyoruz. Ama bütün dünya çapında baktığımızda kadınların dışlanması var. Bu tarihten de geliyor ve tarih kitaplarında da hep erkeklerin başarısı gösterilir. Ya bu savaşlarda kadınlar yok mu? Mesela Madımak katliamında içerideki canlarımız sayı olarak baktığımızda daha fazlalar. Ama biz o boyuttan hiç bakmayız. Yani ölümde, hakka yürümede, katliamda payımızı alıyoruz. Ama yönetime gelince, yetki mekanizması olan yerlere gelince kadın olmaz. Neden kadın olmaz
açısından baktığımızda onun altında yine Veli Can'ın söylediği gibi şey var, şartlandırılmış beynimizde. Ya o kadındır, kadın gece sokağa çıkamaz. Kadındır, onu belli bir saatten sonra rahatsız edemezsin. Kadındır, onun fiziksel yapısından, işte hormonlarından, duygusaldır. Ne bileyim, sadece fizik olarak değil de diğer psikolojik olarak da zayıftır. Kadının üzerine bu kadar yük yükleyemezsin. Gibi yine o bilinç altında koruma mekanizması var. Yani kadın bence en zor iş çocuk doğurma. Yani o doğum esnasındaki olan o sancı müthiş, anlatılamaz. Kadın onu yapıyor, o güç var. Bakın farkındalık. Ama nedense bir gripten rahatsız olduğunda yatan erkek daha kuvvetli cins olmuş oluyor. Yani beynimizdeki bu farkındalığı eşit olmadığını görebiliyor muyuz? Yine bu gündemden örnek alacağım. Koronavirüsden dolayı Türkiye'de hastaneye alınan eşlerden aynı odalara konulmuyormuş. Çünkü beyler, eşleri, ya hanım ben çok rahatsızım, bir belimi ovar mısın? Ya o yoğun bakımdayken bile konuşabiliyorsa daha kadından ona bakması için beklenti içinde. Ama nedense o erkek yine de ben bilirim, ben yaparım, ben söylerim, nereye gidiyorsun? Bunun daha derinlemesine de girip de canlarla böyle sohbet ettiğimizde, ya sorun ben değil de diğer erkekler başka bakar size. Buradan işte İslam dünyasında kadınların çarşafa alınması nedendir? Çünkü beyler baktıklarında akıllarına bilmem neler gelirmiş. O durumda ben bir batıda yetişmiş birisi olarak derim ki kadını kapatacağına sen gözünü kapat. Çünkü o senin kendi zihnin iyi olmayan. Sen git zihnini temizle. Bir kadını sadece cinsiyet olarak görüyorsun, bir obje olarak görüyorsan kamusal alanda, ondan dolayı kadını çalışacağı yerlerde engelliyorsan, maça gitmesini engelliyorsan, araba kullanmasını engelliyorsan, sen bir psikolojik vakasın, git kendine baktır. Toplumun yarısından fazlasını olan kadını o iş gücünden, yapabilecek imkanlarından uzak tutma yetkin yok. Yine şu örneği vermek istiyorum. Ben biraz oradan buradan alarak serpiştirerek devam etmek istiyorum. Afrika'da gelişme açısından baktığımızda mikro projeler yapıldığında yatırım kadınlar üzerinde yapılıyor. Çünkü erkeğin eline para geçtiğinde o alır götürür çarçur eder. Ama kadının üzerinde yatırım yaparsan, bir kadını eğitirsen komple köyüne faydası var, düşüncesi var. Ve kadınlara orada sanat öğretiliyor. Çok basit bir şekilde dinamo imalatı, ondan dolayı da elektrik getirme köye ve böylece de dünya ile bağlantısı. Yani ışık olunca o köy evinde eğitim de olabilecek. Yaşam saatleri sadece doğanın aydınlık olduğu ışık saatlerinde kısıtlı kalmayacak. Mesela gündüz dışarıda çalışan, evi temizleyen, hayvanlara bakan, çocuklara bakan kadın akşam o dinamonun ışığıyla, belki de dışarıya da çıkamıyor, bir de kendi güvencesinden dolayı bir de tecavüz olayı var. İçeride kaldığında hiç olmazsa ışık var ve kendini eğitebilir. Yani orada bir de alfabe öğrenebiliyor. Anne öğrenince çocuklarını da eğitebiliyor.
çocuklar anne öğrenmiş olursa komşu kadına da faydası oluyor. Yani bir kadına yapılan yatırım sonunda bütün köye yapılmış yatırımdır ve oradan da bitişik köye faydası olduğu görünüyor. Yani bu mikro ekonomi dediğimiz az bir proje parasıyla gerçekleştirilen bir imkan. Bunu dedik, yani burada diğer dinlerde de diyorum, egemen zihniyet kadını dışlıyor. Kadını görünecek rolden alıyor ve bu asırlardır var. Asırlardır var olan o gerçek ister istemez bizim kendi dünyamızda da bilinmeyerek yer alıyor. Okumuş insan veya yani okumuş derken hepimiz okumuşuz. Çünkü sonunda kendimizi eğiten insanlar okumuş insanlardır. O şekilde illa okula gidip diploma alma açısından demiyorum. Kendini eğitmiş olan insanlar olarak düşündüğümüzde ya biz neden diğer inancımıza göre bizden eşit olana biz neden dışlama yapıyoruz? Bunu söylediğimiz anda tabii tepki olacak ve haklı tepki çünkü o niyeti biz dışlama değil ki. Sizlere bakıyorum şu anda çok yeni şeyler duymuş gibisiniz. Ve biz bunu yaratamıyoruz Alevi toplum içinde. Birlikte oturup sorunu masaya yatırıp ya bunun kaynağı nedir? Zemini neden oluştu? Bunu sorursak o zaman ilerleyeceğiz. Yine kadın erkek olayının dışında bir örnek getirmek istiyorum. Ben 1990-97 yılları arasında yaşadığım şehirde belediye meclis üyesiydim. Yani siyaset, aktif siyaset belediye meclisinde. Ve o dönemde ırkçı parti 1986'da da oy almıştı, 90'da da yeni bir ırkçı parti çıkmıştı. Ve benim etrafımdaki Hollandalı siyasetçiler, ya Hülya bu ırkçı parti sana karşı gibi bir tutum ve tavır içindeydi. Sanki ben hayvanat bahçesinde korunma altına alınmış bir hayvanım da onlar da benim koruyucularım. Yani yine burada bir ön yargı. Ve ben de şu cevabı verdim. Siz benim için yapmayın. Ben asıl size yardım ediyorum. Sizin demokrasinizin hatası. Sizin demokrasinizde demek ki bir eksiklik var ki burada ırkçı parti kalkıyor yabancılar üzerinden oy alabiliyor. Şimdi Türkiye'de göçmenler üzerinden bir şeyler negatif yapıldığı gibi. Ve buna maalesef Aleviler de dahil oluyor. Yani biz gidiyoruz, biz derken dünya topluluğu, en adamın alanında savaş sürüyoruz, bekalet savaşı sürüyoruz. Bize değmediği sürece biz ondan rahatsız olmuyoruz. Ama sonucu bizim etrafımıza gelir, bizim gelirimize, okullarımıza yansırsa o zaman rahatsız oluyoruz. Ve ilk gördüğümüz gücümüzün yettiğine ondan acısını çıkarıyoruz. Burada da erkek canlar mecbur çalışacak. Çalışıp yorgun olup ondan sonra da eve gelip o çocuğu yetiştiremeyecek. Derken kadın evin içindeki işlerden bıkmış olacak. Belki eğitim seviyesini istediği şekilde yaptı veya yapılmadı veya yaptırılmadı. Onun sıkıntısını yaşıyor. Ve böylece iki tarafta çıkmazının içinde. Derneklere gelince ben Avrupa'da yetişmiş birisiyim. 7 yaşında Hollanda'ya getirildim. Ve buranın kültürünü aldım. Ve ben seçtim de buranın kültürünü almayı. Çünkü benim geleceğim burası. Ben Türkiye'ye geri dönmeyeceğim. Getirilirken sorulmamış ama bundan sonra nerede yaşayacağımı ben belirliyorum. Ben belirleyeceğime göre de buradaki yaşantımı da ona göre hazırlamam lazım. Ne gerekiyorsa. İyi eğitim, iyi bir meslek ve o mesleği de icraat edebilme. Tabii karşıma sorunlar çıkacak. Tabii ki orada ya ön yargılar olacak. Hem kadınsın, hem Türkiye'lisin.
sen hukuku bitirmiş olsan bile bizim gibi Hollandalı bir avukat kadar olamazsın gibisinden ön yargı. Yaşadım bu, yaşıyoruz bu şekilde ayrımcılıkları. Ama en büyük ayrımcılığı bir kadın olma açısından ben Alevi derneğinin içinde, Alevi kurumlarının içinde yaşıyorum. Bakın ne kadar acı. Çünkü oraya geldiğimizde biz ayrım etmiyoruz. Yok ben sen ayrım ediyorsun demiyorum ama farkındalık için açık mısın? Onu dinlemek istiyor musun? Onu görmek istiyor musun? Şu söylenilir. Ya işte bir avukatın derneğimizde veya federasyonumuzda olması iyi ama sen çok farklı konuşuyorsun. Ya canlar, biz illa kendimizin konuştuğunu istiyorsak ya biraz şey var, kendimizi çok beğenme ve çok sevme var. Halbuki biz diğer cana niyaz ederiz. Kendimizin klonunu yapmak için denekleşmedik galiba. Ve bir de eğitim almış insanlar, bilgili insanlar gelsin deyip de onları da ya bu bize benzemiyor. Tabii benzemeyecek. Sen siyahların arasına bir beyaz getiriyorsun, sonra da diyorsun ki ama o beyaz. Ya sen onu bilerek beyaz olarak istiyorsun çünkü o beyaz yok. Yani burada kadın yok yönetimde. Yüksek eğitimde insanlarımız yok. Hülyacan, özür dileyerek o zaman tam girdiğin konuyu desteklemek açısından sana burada yazılan yorumların içinde şunlar var. Yani bunları da beraberinde cevaplarsan belki ikisiyle de örtüşür diye düşündüğüm için araya girdim, özür dilerim. Neden derneklerde 12 erkekler asılıyor da onları doğuran analar temsili olarak da olsa asılmıyor? Neden bir kadın federasyon başkanımız yok? Hacı Bektaş ön planda da neden kadın çıkana neredeyse yok ve arka planda? İnanç kurulları teslimiyeti neden sadece erkekler tarafından yapılıyor? Bu soru Selahattin Delicioğlu'ndan Pirim'e gelmiş ama bunu da cevaplayabilirsin. Pirim not eder kendisine. Zaten ona kadınlar şiirini de okutacağız. Neden posta post erkek evlada devredilir ve böyle sürer? Bunları da beraber düşünerek cevaplarsan, çünkü zaten oraya girdin, tam şimdi o konuya girdin. Bunları da gözeterek konuşursan sevinirim. Ya tabii ben sadece bir derneğin başkanıyım ve kendi derneğimizdeki olandan bitenden ben konuşabilirim. Diğer derneklerde olanları da o bölgedeki arkadaşlar belirlemesi gerekiyor. Fakat biraz önce de aslında bazı sorulara değindik de tekrarlayalım. Eğer Alevilik'te diyelim, yolumuzda kadınlar var fakat o kadınlar tarihsel olarak da, o kadınlar söylenilmezse, anılmazsa, bakın biraz önce Madımak örneğinde verdim rakamsal olarak, o ön plana çıkartılmazsa sonuç olarak, şimdi yine sonucunu konuşuyoruz, sonuç itibariyle de kadınların resimlerini duvarda görmezsin. Ve bunu o farkındalık yaratma açısından, çünkü benim bütün çabam farkındalık yaratma. Ve farkındalık yaratan kişi huzursuzluk yaratır. Değişimi huzursuzlukla yapabilirsin. Yani huzursuzluk derken, ya sen yerinde otur, sen de yerinde kımıldama, gel sana çörek vereyim, börek vereyimle değişim olmaz. Değişimi dersin ki, ya biraz ileri kayar mısın, ben de oraya oturmak istiyorum. O dediğin kişi senden rahatsız oluyor. Şimdi kadın arkadaşlarımız ne yapsınlar? Yani burada ne yapsınlardan konuşuyorum. Bir toplantıya katılıyor mesela genel kurulda. Erkekler erkeklere sahip çıkıyor. Bu Alevler için şey değil, özel Alevler için değil, genelde bu böyle. Yani benim belediye meclis üyesi olduğum dönemde orada toplantıda da saat akşam öğlen sonrası 5'e kadar erkekler konuşur, 5.30'da eve gidecekler, 6'da yemek yenilecek, birden toplantı bitirilir, toparlanır. Ve birbirlerini de erkeklerin, işte
erkek ismi verirken o arkadaşın söyledi, bu arkadaşın söyledi. O araya bir kadın girip de bir şey söylemişse onun söylediğine katılınmaz. Nedense. Bir de o var. Yani bilinç altında. Şimdi o Batı ülkelerinde bile var iken bunu bizim macho kültür dediğimiz, yani bu Akdeniz çevresindeki bölgelerdeki ülkelerde macho kültürü var. Erkek egemen, erkek karizması var, erkek alınır, erkek böyle konuşamazsın. Bakın burada konuşurken ben burada huysuzluk sesimi de farklı kullanıyorum. Rahatsız etmeye. Vazgeçin bu macho kültüründen, vazgeçin bu ben bilirimden. Bana erkek arkadaşlar kaşını çatma. Ya ben senin bıyığın vardır, sakalın vardır diye hiçbir defa bir şey söylemiyorum. Sen benim konuştuğumdan rahatsız oluyorsun. Kaşını çatıyor diyorsun. Ve kaşını da çatarım da. Çünkü işte dernek modeli dediğimizde ya erkek arkadaş kendine çay alacaksın. Dernekte o anda eşin varsa kadına bakıyor. Bana çay getirsin. Ya senin ev ortamında, ev ortamında bile bunu aslında düşünmen gerekiyor. Ama dernek ortamındasın, kurum ortamı, örgüt içindesin. Ve biz ilk yönetime geldiğimizde, Şubat 2017'de, biz direkt kadınlar ağırlıktaydı yönetimde. Ve bunu söyledik, kural olarak getirdik. Dernek hepimizindir. Burada kimse kimsenin evinde misafir değil. Yönetimdeki olan arkadaşlarımız da ev sahibi değil, size çay, kahve getirmeyle sorumlu değil. Nasıl düzenleyecekseniz birlikte düzenleyelim. Yani bu çok basit bir örnekle bunu toplumsal sorun yapma. Yani derneklerinin mutfağını kadın arkadaşlar yapar. Toplantıyı biz erkekler yaparız. Bakın görev bölümüne. Bu olunca da kadınlar mutfaktakini mi yetiştirsin, yoksa toplantıya mı gelsinler ve toplantı esnasında konuşulduğunda da erkekler nasıl olsa aynı maçta olduğu gibi topu birbirine atıp duruyorlar. Erkek dili kullanılıyor. Erkek dili ve erkeklerin kullanmadan yansıttıkları da var arkadaşlar. Mesela ben çok sözü açık birisiyim. Rahatsız edersem de şimdiden özür diliyorum. Ama kadınlara dizlerini bir arada tut diyen toplumumuz erkeklerin hani deriz ya Türkiye'de o bacağını açarak şeyde otobüslerde tramvaylarda oturan aynısını derneklerde görüyoruz. Yani karşısında 2 metre ilerisinde bir kadın can dinliyor ve o erkek arkadaşlarımız oturma biçiminden dikkat etmiyor. O kadını rahatsız edeceğinin farkında değil. Kadın yüzünü çeviriyor, gözünü çeviriyor. Ve maalesef biz bunu kadınlar olarak kendi aramızda konuşuyoruz. Bunu nasıl dile getireceğimizi bilemiyoruz. Yani şey değil, burada ya işte Hülya hep kadınları övüyor da erkeklerin yanlış yaptığını söylüyor. Hayır, kesinlikle. Biz bir yetiştirilme, egemen kültürün içinde bir kalıplanma var. O bize nasıl inancımıza asimilasyona uğramış olduğu gibi kendi yaşam biçimimizde de farkına varmadan oradan da almışız payımızı. Ve kadınları orada istemeyerek incitici, dışlayıcı bir ortam yaratılmış. Şimdi kadınlar tabii bu ortamın içinde olunca, geçen Hollanda Alevi Kadınlar Birliği'nin yayınında da dile getirilmişti. Bu durum olunca analar var, analar posta otursun veya zahirlik yapsın. Fakat sen aylardır, yıllardır dışarıda tutulmuşsun. O toplum seni kabul edecek mi? Yani salonda oturanlar, herkes kendisine o kadar özgüvene sahip değil. Dedeler de hata yapabilir ama dedeler hata yaptığında onu biz görmemezlikten geliyoruz. Yumuşak
geçiş yapıyoruz. Ama kadın bir hata yapmış olduğunda en ağır eleştireni kendisidir, kadının ve diğer kadınlardır. Ve ben bunu yapamam korkusu da oradan ortaya çıkar. Yani biz burada biraz önce arkadaşlar sizler de söylediğiniz pozitif ayrımcılık yapalım. Evet, pozitif ayrımcılık yapalım ama pozitif ayrımcılık yaptık, işte bir kadını eşit başkan yaptıkla olmaz o. Bunun altında eğitim de gerekiyor. Yani kadro eğitimi hem kadınlara hem erkeklere. O farkındalığı yaratma açısından. Çünkü tek kadın sorunu değil bu. Tek kadının sorunu değil. Eğer derneklerimizde, kurumlarımızda gençlerimiz yoksa o bütün kurumun sorunudur. Eğer kadınlarımız yeterli görev alamıyorsa, aldıkları görevleri yeterli yapamıyorlarsa o yine hep beraber bizim sorunumuzdur. Kadınları nasıl motive edebiliriz? Ki gelsinler, katılsınlar. Erkek arkadaşlarımız da bu konuda yani bilinçaltı belirli yolumuza ters düşen hataları da yapmama adına. Teşekkürler Hülyacan. Ben Prim'le Veli Yoldaş'a bu konuda yani söylediklerim üzerine erkek canlar olarak değerlendirmelerini isteyeceğim şimdi. Bu konuda neler söylemek, neler katmak isterseniz yoldaşlar, söz sizde şu anda ikinizde. Şimdi sözü önce ben alayım. Şimdi yoldaşlar, demin de söylediğim gibi bu konu o kadar geniş, o kadar derin bir konu ki biz ancak birkaç noktasından bahsedebiliriz burada. Şimdi bizim kuşak öncesi kuşak feodal bir toplum, köylü yaşam tarzı vardı ve feodal değerlerimiz vardı. Bu feodal değerlerimizin içerisinde her ne kadar daha önce tarihten süzülüp gelen Aleviliğin içinde şey varsa da kadının gerçekten yeri Aleviliğimizden gurur duyacak kadar güzel bir yerdeydiyse, ama yüzlerce yıl, belki de binlerce yıl sakatlana katliamlardan, baskılardan, asimilasyonlardan gele gele defalarca ve defalarca bilgeleri öldürülmüş, şeyleri, yazılı kaynakları tahrip edilmiş, örgütsel yapısı yok edilmiş, ocakları, eğitim yerleri darmadağın edilmiş, bütün eğitim şeylerinden, materyallerinden yoksun bırakılmış bu toplum korkutularak, ürkütülerek kırsal kuytuluklara itilmiş bir durumdaydı. Yaşayan reel Alevilik buydu. Şimdi bu reel Alevilik içerisindeki kadının durumunun adı açıktı. Gelinlik kültürü vardı. Gelinlik kültürü kadının köleleştirilmişinin diğer bir adıdır. Ve biz hepimiz de biliyoruz ki analarımız, nenelerimiz gün yüzü görmedi. Alevi toplumu içerisinde. Her ne kadar hepimiz bir canız, erkek dişi sorulmaz deniliyorsa, yani inancımızda, demek ki daha önceki şeyimizde, düşüncemizde, felsefemizde, öğretimizde kadının cinsel obje olarak görülmemesi bile yerleştirilmişken, bir cemde senin 40 yıllık eşin bile orada şeysin, yani cinsel şey yoktur orada. Orada bacı kardeşsin, sen 40 yıllık eşinle bile. Yani bu kadar şey gerçekten günümüzün en ileri toplumlarına bile ışık olabilecek değerleri olan bu toplumun reelde, gerçekte yaşamı tamamen kadınların köleleştirilmesiydi. Demin de söylediğim gibi söylüyorum. Analarımız, nenelerimiz, o eli ayağı öpülesi kadınlar, her birisi gerçekten birer evliya diyebileceğimiz özelliklere sahip olan o kadınlar gün yüzü görmedi. Şimdi o şeyden, oradan
bugünkü şeylere doğru geldik. Şimdi Alevi toplumunda da gene şey meselesi, Alevi toplumunda da üretim araçları, mülkiyet esas olarak erkeklerin elinde. Söz hakkı erkeklerde. Bu toplumun ileri gelenlerinin tamamı neredeyse erkekte. Evet, bazı aga ailelerde veya tanınmış kültür yüksek olan ailelerde bazı hatun dediğimiz kişiler, kadınlar da belli bir söz hakkına sahip değilse onun çerçevesi bir yere kadardı. Şimdi biz bunun değiştirilmesinden bahsediyoruz. Amacımız bu. Bizim yetiştiğimiz ortamda, biz de o bataklık ortamından yetiştik geldik. Biz de o kültürü şu veya bu miktarda aldık. O yüzden de biz de geçmişimizden bugüne kadar bir takım hatalar yapa yapa bugüne geldik. Ama madem ki Alevilikte insan-ı kamil olma yoludur, kendi özünü arındıra arındıra, kendini geliştire geliştire, kendi içindeki yanlışlara savaşa savaşa ilerleme yoludur bu yol. Asıl olan budur. O zaman Aleviliğim, ya filan tarihte şöyleydi, filan tarihte de şöyle değil. Olması gereken yere doğru nasıl şey yapabiliriz? Çağdaş düşüncelerle, çağdaş bilinçle, çağdaş yaşam tarzıyla nasıl şey yapacağız, dönüştürüp değiştireceğiz? Asıl önemli olan, ben daha sonra Hülya Can'a onu şey yapacağım son dönemde. Asıl Alevilik bugün nereden nereye gelmeli, getirilmeli kadın sorunu açısından özellikle. Daha sonra şimdi gelecek dünyada yerinde durmuyor ki, habire değişiyor. Gelecek dünyada gelecek şeyin Alevi kadınların yeri nasıl olmalı konusundaki öngörülerimiz veya şimdiden düşün şeyimiz, mekanizmalarımız nasıl şey yapmalı, neler tespit etmeli veya nerelere yoğunlaşmalı. Şimdi Aleviler örgütsüz iken örgütlerle kırlardan kentlere geçtikten sonra tanıştılar. Şimdi artık şehirli oldular, kentli Aleviler. Özellikle Sivas katliamından sonra bir örgütlenme ihtiyacı ve bu sorunlarına karşı mücadele edip bu sorunlarından kurtulma ihtiyacı oluştu. Örgütlerini kurdular, örgütlerine kendi karakterlerinin damgasını vurdular. Neydiyse, evinde neydiyse örgütlere de onlar yansıdı. Şimdi yani evinde maço olan bir şeyin, toplumun derneklerinde demokrat olması biraz göstermelik olarak oluyor, olmuyor değil de göstermelik olarak hafif, ama halkın deyimiyle söylüyorum, böyle nasırına bastığın anda da ciyak ciyak şey yapacak, iflas eden bir şey. Şimdi burada her iki kesim de şey hatalı. Şimdi Alevi kadınlar en rahat yaptığı işe hemen soyunuyor. Çünkü evinde de mutfakta, evinde de temizlikte, dernekte de birincil görev olarak kendisine şey görüyor. Evde yaptığı işi geliyor dernekte yapıyor. Ama evde yaptığı eğitici, öğretici olma, topluma, aileye çeki düzen verme, yani bütün ailelerde kadının belli bir şeyi vardır, yeri vardır yani. Şimdi derneklerde derneğe çeki düzen verme görevini, eğitme görevini ve özellikle kadınlarda olan, erkeklerde olmayan bazı şeyler vardır. Kişilik yapılanmasında erkeğe nazaran daha ileri olan, daha ileride olan şeyler var. Örnek yani kadın daha temkinlidir. Daha şöyle enine boyuna düşünür. Böyle maceracı şeylerden daha az şey yapar, onlara eğilim gösterir. Hemen bir kadını halkımızın deyimiyle söyleyeceğim, böyle hemen dolmuşa bindiremezsiniz. Böyle bir şey yapar, bir tartar yani, böyle şeye gelmez hemen, dolduruşa gelmez yani. Şimdi kadınların özellikle Hülya Can gibi yoldaşların, aktivistlerin Alevilik'teki kadın sorununa eğilmeyi, kendisine ciddi görev edinmiş canlarımızın şey yapması lazım. Daha geniş kurumlarımızda kadınların şeysi nasıl olmalıdır? Hem kadınlarımıza hem de biz erkeklere daha ciddi bir çaba ile öğretmesi lazım. Yani bizim bu eğitime ihtiyacımız var. Biz erkekler her ne kadar
teorik bazda, düşünce bazında kabul ediyorsak da yaşamımızda büyük oranda düşündüğümüz gibi davranmıyoruz, davranamıyoruz. Şimdi onu öyle şey yapalım. Aleviler ama şu işin sevindirici yanını da görmek lazım. Dünyanın böyle kırsal kuytuluklarda yaşayan toplumundan daha o zincirlerden kurtulduğunuz zaman çok ciddi bir çaba göstermeden bakın başörtüsüne attık kadınlar. Anında. Hiçbir tepki de görmedi. Yani ufak tefek tepkiler gördü. Bugün Fransa'daki de, Türkiye'deki de yani dünyanın neresinde giderseniz gidin Alevi kadını şerefini, haysiyetini, namusunu, onurunu bir bez parçasında görmüyor. Bak nereden nereye geliyor? Güzel şeyler de oluyor, olmuyor değil yani. Alevi kadını ya bu kadındır ya, bu kız çocuğu da okula mı gider ya da sen sus işte erkeklerin olduğu yerde sana söz hakkı düşmez gibi şeylerden kız çocuklarımızı özellikle okutalım anlayışı biraz daha şey oldu. Daha yaygın bir hale geldi. Asıl okutulacaksa, geliştirilecekse kız çocuklarımız olmalı falan gibi güzel gelişmeler de oluyor. Bu gelişmelerin devamından yana olmak lazım. Ben özellikle Hülya Can'dan şeyleri neyi, geleceğe yönelik projeleri neyi, neyi yapmayı düşünüyorları eğer şey yapabilirse, anlatabilirse bizim açımızdan da gerçekten eğitici olur. Yani bizim öğrenmeye de ihtiyacımız var. Biz her şeyi bir yerlerden kadınlarsız bir alanda öğrenmiş değiliz. Erkeklerden de öğreniriz, kadınlardan da öğrenmişiz. Çocukluğumuzdan beri en çok kadınlardan öğrendik. Analarımızdan, nenelerimizden öğrendik. Bugün de kadın yoldaşlarımızdan öğreniriz. Bunda bir şey yok, sorun yok. Bunları söylemek, şimdiden bunları söylemeyi gördüm. Ama özellikle, pardon, şunu duymak isterim. Yani şimdi kadının bir erkeğin korumasına, yani bir başka erkeğin şiddetinden kadını yine bir başka erkek koruyacak gibi bir olaydan nasıl şey yapabiliriz? Kadının kendi kendisini koruyabilecek noktaya veya kadının kadını koruması noktasında ne tür toplumsal değişiklikler yaşamamız gerektiğini, Alevilerin bu soruna eğilmesi, Aleviliğin özünde olan şeylerinden, değerlerinden kaynaklanıyor, geliyor. Bu alanda gerçekten kadın gözüyle neler düşünülüyor, gerçekten de öğrenmek isterim. Eyvallah, saygılar. Evet, Prim, sen ne eklemek istersin? Şiiri ben... sakın okuma Prim, çünkü kapanış o. Kadın, yok, şiirleri şiir okudum. Onu saklayalım. ya bir canımız bir soru sormuştu ya. Oradan başlayarak isterseniz şey yapayım, anlatayım ben biraz. Kısa kısa değineyim bazı şeylere. Zaten çok uzun konuşacak değilim. Şimdi dedi ki derneklerde neden işte 12 erkek ismi, resmi var, niye kadın resmi yok falan. Aslında bilinçli olarak sorulmuş bir soru bu. Yani benim zaten o erkek resmi olsa da olması gereken erkek resimlerinin olmadığını biliyorum ben. Bana göre öyle. Şimdi bizim değerlerimiz olarak bize dayatılmış olabilir. 500 yıldır gelmiş, içimize girmiş. Bizim ne inancımızla, ne felsefemizle, ne yaşam biçimimizle hiçbir ilgisi olmayan bizim kutsalımızmış ve değerimizmiş gibi lanse ediliyor. O benim düşünce ve görüşlerim değil. O nedenle hiç olmaması gerekir zaten bunlar. Olacaksa bilim insanlarının resimleri olsun. Onların içerisinde sadece erkek bilim insanları yok. Az da olsa yani erkeklerle kıyaslandığında yani kadınların da resmi olsun. Ben onlara olsun isterim yani böyle yerlerde. Onlara ait, bulgularına ait, keşfettiklerine ait bilgiler olsun onların altında küçük küçük açıklamalarla.
Yani örneğin diyelim ki bir Madame Curie'nin resmi de olsun. Yani hiçbir bütün diyelim Nobel almış olan bilim adamlarının resimleri olabilir ama altlarında birer işte bulgulara ilişkin ödül almışlardır ama Madame Curie olduğu zaman altında iki tane Nobel olur yani. Şimdi insanlar belki bunu da düşünürler. Neden bir kadın iki defa Nobel alabiliyor da işte bir erkek alamamış bugüne kadar gibi sorular da belki akla gelebilir. Elbette ben bunlardan yanayım. Zaten bizim yolumuz da bunu öneriyor. Yani bilimi kendinize rehber edinin. Bir kutsal arayacaksanız bilimde arayın diyor. Yani yol açıkça kendini gösteriyor burada. Bunun öyle olması gerekir. Öyle de dayatılması lazım. Şimdi o soruya verilecek cevap bence odur. Yani kısaca söylemem gerekirse Aleviler sırf göstermelik olarak bu kadın erkek eşitliğini ya da önceliğini cemlerde bir ritüel olarak taşıyorlar. Nasıl yapıyorlar? İşte tezekâr gelir, işte kadın erkek birinin elinde işte su ve işte peşkir vardır. Önce erkek kadının eline su döker. Daha sonra da kadın erkeğin eline su döker. Bu dedim ya sadece ritüel olarak var. Gerçek pratik hayat bunun tam da tersi bir biçimde işler. İşte tam tersi biçimde işleyen o pratiği nasıl yıkar, gerçekte olması gerekir hale getirebiliriz. Burası önemli. Bu konuya ilişkin sizler de düşüncelerinizi söylediniz. Esas olarak kadın bilinçlenmeli, öğrenmeli ve öğretmeli. İşte o erkek çocuğuna da öğretmeli, kız çocuğuna da öğretmeli. Öğretir yani şimdi biz nasıl ki dilimiz ana dili diyoruz, anadan öğrendik. Her şeyimizi, yememizi, içmemizi, beslenmemizi, giyinmemizi bile anamızdan öğrendik. Bundan sonra yani böyle birlikte hareket ediş tarzlarımız da analarımızdan, bacılarımızdan, kızlarımızdan, eşlerimizden öğrenebiliriz. Ama nasıl öğrenebiliriz? Onu toplumsal ilişkilerin içerisine sokarak, böyle sokarak değil tabii. Yani sizler anlattınız işte derneğe gelir davranış biçimleri budur. İşte sokağa çıkar davranış biçimleri budur şeklinde değil. Esas olarak yani değer bilgiyle ilgili bir şeyse ve bugün kadına yapılan en büyük kötülük zaten bu olmuştur. Yani bilginin uzağında tutulmuştur. Yani kadın alıp okurken o gidip işte mutfakta ne yapmıştır? Yani o bir şeyler öğreniyor. O gitmiş işte ahırda inek sağıyor. Belki orada radyo dinliyor. Ajansı dinleyeyim diyor. Gidiyor radyo dinliyor. Öğreniyor. Yani öğrenmekle ilgili bir şeydir. Siz eğer bir sistemi değiştirecekseniz siz sorunları tespit etmeniz lazım. Bilmeniz lazım. Onun nasıl değiştirileceğine ilişkin de bilgi üretmeniz lazım. Şimdi bu neyle olur? Bilgiyle olur. Önce bilgiye ulaşılması gerekir. Ve ittifaklar politikasını geliştirmesi lazım. Sırf kadınlarla ya da kadın örgütleriyle falan filan değil. Kendileri gibi düşünen, bu dünyayı daha da güzelleştirmeye çalışan erkeklerle birlikte hareket etmeler lazım. Yani böylesi bir şey anlayış da var, böyle gelişiyor falan. Bir şey demiyorum tabii, binlerce yıldır gelen bu baskıcı sonucu, bu tür tepkimeleri duymaları, tepki göstermeleri, uçtan yaklaşmaları çok normal bana göre. Yani ben olsam ben de herhalde onlar gibi davranırdım. Yani o feministler açısından söylüyorum. Ama bence öyle bir yere varılmaz. Yani çünkü değiştirme şeyi güçle ilgili bir olaydır. Örgütlenmeyle ilgili bir olaydır. Ancak öyle birleştirebilirlerse hem bilgiyi hem birlikteliği ancak o zaman bir güç haline gelebilirler. Bu derneklerde de böyle. Yani şimdi bazı yerlerde işte göstermelik olarak yani şimdi utanıyorlar biraz da herhalde. Bazı örgütler açık açık çıkıp savunuyorlar. İnançları gereği savunuyorlar. İşte eş başkanlık diyorlar. Şimdi bu Alevi örgütlenmeleri içerisinde de öne çıkmaya başladı. İşte daha düne kadar demin söylediğim nedenlerden dolayı posta oturtulamayan kadınlar
artık utançtan dolayı oturulabilir hale geldiler. Sorguluyor çünkü kadın sorgular hale geldi. Sorguluyor. Sorgulamak da lazım zaten. Neden diyor sen gittin işte bırak bilmem ne üç defa evlendin, boşandın bilmem ne yaptın, kimin önüne gittin ne yaptın da sen oturabiliyorsun da üstelik bir defa evlenmiş neymiş? Hanmış yani evladı Resul değilmiş falan. Kaldı ki o anlayışın tamamı sana ait olan bir anlayış değil. Şimdi ocak eğitim, işte ocaklarda ne yapılmış? Belli bir yolun sürdürülmesi için eğitim yapılmış. Eğitimini almış, bu konuda kendi yeterlilik ilkesini yerine getirmiş kişiler bu erken yürütmüş, hizmet görmüş. Erken yürütmüş derken bir hizmet yürütmüş yani bir hizmettir. Bu yolun hizmetçisi olmuş yani sonuçta. Hizmet, hizmet. Yoksa yolun böyle makam olarak böyle ulaşılmaz ilahi bir güç sahibi insan değil. Öyle bir şey yok. İşte bunları aşabilmenin yolu nedir? Bilgiye ulaşmak. Yani kadınlar ne yapıp ne etmeli? Zaten sizler de konuştunuz bunu altını çizerek vurguladınız da. Yani eğitime yani yapamıyorlarsa da gizli de olsa ellerine geçen her fırsatta bir şeyler öğrenmeye çalışmaları lazım. Ve öğrendiklerini zaten yayacaklardır çevrelerine. Bu konuda kendi dışındaki insanları da teşvik etmeleri lazım. Yani bilirlerse değiştirebilirler. Ama bilmeden bir şeyi değiştirmek de mümkün değil. Yani bunu bir defa böyle kabul etmek lazım. Başka da yolu yoktur yani bilmeden neyi değiştireceksin? Yani şimdi fasulye, kuru fasulye yapmasını bilmiyoruz. Nasıl yapacaksın bunu? Atarsın ortaya tamam fasulyeli bir şey çıkar ama o hiçbir zaman bildik, alışıldık bir kuru fasulye olmaz. Yani sütü getirirsin, süt vardır falan ben yoğurt yapacağım dersin ama hiç bilmiyorsun eğer bunu, bu bilgiden uzaksan yoğurdu yapamazsın. Bambaşka bir şey çıkar ortaya. Ne tadı yoğurt olur, ne de şekli şemali yoğurt olur, başka bir şey olur. O nedenle diyorum yani bugün işte Silikon Vadisi deniyor şimdi. Silikon Vadisi dediğin şey nedir? Yani milyarların, trilyarların aklımızın almayacağı ölçüde maddi değerlerin döndüğü bir vadide ne yapılıyor? Bilgi satın alınıyor, bilgi satılıyor ve bu hayat öyle geçiyor. Yani şimdi bilgi, tüm mesele bilgi. Şimdi onun için işte bilimle gidilmeyen yolun sonu karanlıktır diye ta 800 yıl önce çizmiş, yolunu koymuş ortaya. Şimdi bunun gereklerini yerine çaresi nedir? Ona ulaşmaktır. Yani onun için hep altını çizerek vurguluyoruz. Yani öğrenilmesi lazım. Bilgiyle gidilecek her yere bilgiyle gidilebilir. Kadınlar da her şeyden önce dikkati bu tarafa çekmeli. Bütün güçlerini o anlamda yoğunlaştırmalılar diye düşünüyorum. Bu konuda da az mesafe kat etmeleri. Çünkü binlerce yıldır gelen dışlanmışlığın, gerçekten bilgiden ötelenmişliğin şeyini yaşıyorlar. Bugün işte bu teknolojiden bu anlamda da yararlanabilirler. Ta kütüphanelere falan gitmelerine gerek yok. Cebitlerinden çıkarttıkları telefonlar.
Pirim bir saniye, bir dakika, Pirim ses yokmuş. Seste problem oluşmuş. Benim sesim geliyor, sende sorun galiba oluyor. Benim sesim duyuyor. Bir devam et Prim. Yani toparlayabilirsek de sevinirim Prim. Çünkü süre de gidiyor. Buyur buyur Prim, devam et. Pirim, pardon. Pirim, senin sesin gelmiyor hala. Yani sende bir sorun var. Bir girip tekrar aynı konuşmaya şey yaparsan sevinirim. Buradan ayrılıp tekrar buraya katılacaksın. Yeşil yerden tekrar görüntüyle tekrar konuşmaya girmen lazım. Ben sözü alayım o zaman Prim. Artık düzelinceye kadar ben bir toparlama konuşması yapmaya çalışayım. Sevgili canlar, Prim'in ses problemi olduğu için şimdi bir çıkış yaptı. Geri dönmeye çalışır. Konumuz biliyorsunuz Hülya Elmas. Esas da Hülya Elmas Can'ı konuşturmaya çalıştık elimizden geldiği kadar. Hoş geldin Aynen geldim. Evet, Prim. Devam etmek yani istiyor musun Prim? ozanlarımız Buyur. açısından yani sorun Ses yok. yok deniyorum Onlar arkadaşlar. zaten Alevli'yi nerede bulabiliriz derken yine ses yok mu? Ses yok mu? Var. Derken hep şunu söylüyoruz zaten Alevli'yi öğreneceksek eğer biz onu nefeslerde yani şiir Prim, senin ses yok. Prim, senin ses yok. Bir kulaklığı bir çıkartır mısın? Yok yok, komple telefondan çıkartır mısın? Bir daha tak. bir daha takayım. Evet şimdi belki vardır. Şimdi var diyorlar. Tamam, şimdi devam Tamam. edelim. Yani biz Alevli'yi fıkralarından ve şiirlerinden yani nefeslerinden öğrenebiliriz diye her zaman her fırsatta söylüyoruz. Bunu dile getiriyoruz. Yani bu kadın sorunu açısından zaten bizim bilgelerimiz söylemişler, söylüyorlar da. Yani kadına verdikleri değeri o nefeslerde de zaten belirtiliyorlar. Böyle küçük küçük, demin anlaşılmadı dediniz siz. Mesela bir nefesinde çoğu sanatçı tarafından söylenilmez bir kıtasını söyleyeyim. Örneğin bir Pir Sultan'dan. İşte benim uzun boylu Selvi Çınarım. İçerime bir ot düşmüş yanarım. Kıblem sensin. Yüzüm sana dönerim. Mihrabımdır kaşlarının arası diye şeyler yazmış. Nefesler yazmış. Mesela demiş hangi dindeysen ona tapayım. Yarın mahşer günü yine sapayım. Eğil bir ak gerdandan öpeyim. Beri dur ey benli dilber beri dur. Benzeri binlerce şeyi sizin de aklınıza geliyordur. Yani teorik olarak söylemek istediğim şey şu. Kadına verdiği değer zaten onu kadın olarak değil can olarak görmüş ona da ona şey yapmış. Orada sorun yok. Sorun bizde asimile olan yanında Alevliğin asimile olmuş yanında kendinden başka şeye dönüşmüş halinde bugün yaşanan biçim de bu. Zaten itirazımız da buna. O nedenle kadın canlarımızın bizi anlamaları lazım. Yani bazı yerlerde duyuyoruz işte bizim en büyük düşmanımız erkeklerdir falan filan gibi cümleler duyduğumuzda üzülüyoruz. Biz yani şimdi demin de söylediğim gibi haklı yanları olabilir. Binlerce yıllık ezilmişliğin getirdiği bir tepki olarak
gündeme gelebilir ama onun aşılması yolu da işte gerçekten bu sorunların kaynağını bilen, tespit edip ona göre çözüm üretmeye çalışan ve bu anlamda amasız fakatsız kendilerinin yanında olacak, kendilerini destekleyecek olan canlarla birlikte hareket etmelerinde yatar gelecek diye düşünüyorum. Böyle ara ara oldu, kopuk kopuk oldu söylemim. Ama şimdilik bu kadar diyeyim isterseniz, sonra devam edeyim. Prim, ben de biraz bir şeyler toparlamaya çalışayım çünkü 1,5 saati geçiyoruz. O yüzden hani esas da aslında Hülya Can'ı konuşturmak istedik. Çünkü konuğumuzdu, kendisi bir kadın sorunu üzerine konuşmaya çalışıyorduk. Ben genel bir toparlama yaparak biraz çıkan genel mantığı koymaya çalışayım. Sonra Hülya Can'a tekrar bir söz hakkı verelim. Sonra da senden şiir alalım çünkü süremizi aşıyoruz. Tamam. Şimdi bir kere sorular geldi her şeyden önce. Dediler neden derneklerde 12 imamlar asılıyor, işte neden kadın yok, neden inanç kurullarının başında hep erkekler var, neden tam hak eşitliğine sahip değil kadınlar, Hacı Bektaş ön planda kadıncı kana niye değil dediler. Şimdi elbette bunun sorunun en baş temeli bu bir sistem sorunu. Sistem ataerkil bir sistem olduğu için bütün çağlarında, feodal çağda, köleci toplumda, bugün burjuva toplumda da erkek egemen anlayışı esas tutuyor ve bütün simgeleri, figürlerini de her şeyini de ona göre kullanıyor. Şimdi Alevilik de bundan ciddi payını almış. Mesela Anton Çağ'ın der ki bir sahnede bir silah varsa o silah patlar diyor. Şimdi bir sahneye siz kılıç açmışsanız o kılıcı size kullandırırlar. Siz oraya erkek resimleri asıyorsanız bu süs için değildir. Bu kesinlikle sana verilmek istenilen mesajdır. Yani erkektir. Yolun başı da erkektir. Mücadelenin başı da erkektir. Her şey erkektir. Dikkat edelim. Sovyet tarihinde bile ki en ilericidir. Alevilikle beraber en ilerici hareketliliklerden biridir. Mesela bu hareketlilikte bile bakın yani Lenin'i tanırız, Stalin'i tanırız, Kollantay'ı az tanırız. Rosa Luxemburg'dan bunlardan daha az bahsedilir ve daha az anlarız. Ve bunlar bir onlar kadar öne çıkamamışlardı. Mesela Kollantay çok ciddi kadrolardan biridir ama çıkmamıştır. Yani bu çok kolay bir sorun değildir. Bu aslında sadece bir erkeğin yarattığı bir sorun değil, bir sistemin, bir anlayışın yarattığı bir sorundur. Ve simgeleriyle de hayatımıza giriyor. İşte biz kendi Alevi özgürlüğümüze indirdiğimiz zaman duvarlarımızda o yüzden erkek figürleri daha fazla asılıyor. Çünkü senden istenilen şey artık asimile edilmiş anlayışın gereği o inancın kendisidir. Çünkü o inancın kendisi zaten kadını yatsıyan bir inanç. Ve seni onunla beraber de ipotek altına almaya başlıyor. Yani niye şimdi kadının özgürleşmemesi şimdi neye sebep olur? Yani ezen sistemin varoluşuna sebep olur. Ama yani kadının özgürleşmemesi aynı zamanda erkeğin de kendi zincirlerinden özgürleşmemesine sebep olur. Çok sevdiğim bir slogan vardır. İşte kadın olmadan devrim olmaz diyor. Devrim olmadan kadın da kurtulmaz diyor. İç içe olduğu olgusunu söylemeye çalışıyor. Az önce siz de vurguladınız. Yani dediniz sonuç itibariyle ne bir kadının karşı düşmanı erkek olarak ne de erkeğin karşı düşmanı olarak kadın değil. İkisinin ortak mücadelesiyle bu sistemin yaratmış olduğu erkek egemen anlayışa karşı topyekun bir savaş açmamız gerekir. Çünkü erkeği düşman olarak, baş düşman olarak görürseniz, böyle şey yaparsanız o zaman ilk başta kocalarınızdan boşanmayla başlayıp sevgililerinizi terk etmek zorunda kalırsınız. Şimdi sorun bu değil. Sorun onun değiştirilmesidir. O sistemi değiştirilmesiyle ilgilidir. Bu konuda mücadele etmek lazım. Şimdi yoldaşımız çok güzel bir önerme sundu kendi açısından. Bir kadın mücadelesi bakış açısıyla. Dedi ki mesela kadınları derneklerde başkan yapmakla ya da işte inanç kurullarının bilmem nelerin başına getirerek bitiremezsiniz. Burada bir kadro eğitimi vermeniz lazım. Siz de tekrarladınız. Akademik düzeyde bunların bir şekilde de bir eğitimde geçmesi lazım. Çünkü yüzyıllardır kadına biçilmiş bir ezilmişlik söz konusu. Bir bastırılma söz konusu ve bunun kolay kolay özgürleştirilmeyeceğini ve yüzyıllardır egemenler tarafından kadına da kan kısattırıldığı için, erkeğe de kan kısattırıldığı için bir sistem sorunu olarak görerek sistemin anlayışını değiştirme yönüne çevirmek lazım bütün hedefleri. Konuşmalarınızın ben topundan öğrenebildiğim bunlar. Mesela sorulardan bir tanesi vardı, ısrarla soruldu neden ona cevap alamadık diye. Sanırım onun da cevabı oldu. Yani posta niye erkek oturur ve erkek niye erkek evladına pirler verir? Çünkü erkek egemen anlayışı artık Alevi asimilasyonun içinde de görüyoruz. Alevi anlayışın içinde. Çünkü Anadolu, Yukarı Mezopotamya dönemindeki Alevilik anlayışında kadıncık analar vardır. At
silah kuşanıp at kullanan ve savaşan kadınlarımız vardır, terörsüzlerimiz vardır. Çünkü beyitlerimizin içinde şu geçmiştir, Rumya'nın bacılar diyerek geçmiştir. Şimdi o beyitlerin hiçbirini kimse hatırlamıyor. Bu nefesleri hiç kimse söylemek istemiyor. Çünkü unutturuluyor zamanla ve doğal olarak o da erkekleştiriliyor. Yani elbette ki başladığımız toplumun şeyi şöyle kabul edilir. Anaerkil dönem, sonra bahsedilen teorik düzlemde komünist bir dönem olacaktır. Yani bu da anaerkil bilinçli bir komünist düzene geçileceğiyle ilgili mesela ben düşünürüm. Yani konuşmalarınızdan da ben bunu hemen hemen çıkartmaya çalıştım. Bu sorun sadece Alevi sorun değil ama Aleviler de kendi içindeki bir sorunu iyi görmeli. Bunu akademik düzlemde, eğitimde sunmalı, destekli olmalı ve kadın kotasının Hülya Can dediği gibi yüksek tutması gerekir. Ama kadınların da talep etmesi gerekir. Ve bizlerin de simgelere dahil, simgelere kadar her şeyi iyi sorgulamamız gerekiyor. Çünkü bunlar basit şeyler değil. Bir kılıcı oraya koyuyorlarsa onu size kullandırırlar. Bir erkek oraya asıyorlarsa onu size düşündürürler. Ya da bir inancı, temsil bir inancı. Yani benim de söyleyeceklerim bunlar. Hülya Can ve sizler ekleyeceğiniz şeyler varsa son sözler olarak alalım. Prime de son söz olarak kadınlar şiirini ben bırakmak istiyorum. Nazım Hikmet'in. Eğer okursa sevinirim. Evet Hülya Can. Teşekkür ediyorum tekrar. DAP Televizyon ekibine, arkadaşlar teşekkür ediyorum. Az önce yazılarda bir arkadaş diyor işte bak yine burada eşitsizlik var. Bir kadın var, üç erkek veya iki erkek tarzında. Bence bu yaklaşım doğru değil. Önemli olan burada sayı değil. Burada önemli olan niteliktir ve iyi niyettir. Biz şunu anlatmaya çalışıyoruz. İki saattir galiba yayındayız. Biz şunu anlatmak istiyoruz. Biz insan olalım. Yani istediğimiz bu. Biz can diyoruz. İnsan olalım. Ben cinsiyetimi seçmedim. Siz de cinsiyetinizi seçmediniz. Ama biz inancımızı seçiyoruz. Diyoruz bizim yolumuzda can var. Biz insan olmaya ve sevgi yolundan ve sevgi diliyle, sevgi tarzıyla ilerleyeceğiz. O yoldan çıktığımızda Pilipler'in de bunu söyledi yayında inanç ve felsefe boyutunda sorun yok. Orada hemfikiriz. Bizim yolumuz kadın erkek ayrımını hani sen kötüsün, sen o birinden az değerdesin demiyor. Yani teolojiktir bu inançsal boyutu. Burada sıkıntı yok. Sıkıntı nerede? Sosyal ve kültürel antropoloji boyutunda var. Yani bunları bilim dalıyla baktığımızda biz azınlık yani geldiğimiz doğduğumuz topraklardan yola çıktığımızda baktığımızda Alevi olarak, Bektaşi olarak, Kızılbaş olarak artık hangi terminolojiyi daha yakınıyorsa fark etmez. Orada azınlıktasın. Azınlıkta olduğundan dolayı o kimliğini bastırmışsın, gizlemişsin. Ona rağmen asırlardır o kimliğini var edebilmişsin. Var ederken, onu yani sürüp getirirken bu döneme kadar ister istemez etrafında olanlardan etkilenirsin. İster istemez. O etkilendiğinin farkında olalım. Bizim bu akşamki yayınımız aslında o. Bir farkındalık yaratma. Biz kimsenin oyununa gelmeyelim. İşte resim asılırsa veya eş başkan yapılırsa bu değişir. Bu kendimizi kandırma olur. Şekilcilik değildir bizim inancımız. İçtendir, gerçek olandır. Gerçeği yaşatmaktır. Şekilcilikle oraya A'yı asmış, B'yi asmış onunla çözemeyiz. Bunu ben bizim dernekte biraz hani böyle espris şekliyle diyorum ki ya bu kadar çok önemliyse benim derdi babam duruyor, ona resmini asarım. Yani olay resimle değil canlar. Resimle eşitlik olmuş olsa, şekilcilikle eşitlik olmuş olsa çıkın herhangi bir şehrin merkezine vitrinlerde kadın manken de var, erkek manken de var. Ama o toplumun kadınlara eşit maaş, eşit kariyer, eşit şans tanıyor anlamına gelmez. Derneklerde kadın resmi asılınca Alevi toplumu
kadınlara eşit değer veriyor anlamına gelmez. O bir şekildir, o bir gösteriştir. Ondan uzak duralım. Zaten doğrusunu yaparsak o resimler kendiliğinden düzelir. Kendiliğinden kadınlar o yönetimlere gelir. Biz şunun farkında değiliz. Biz derken yine kadın erkek toplum olarak. Kadın ilk eğitim verenimiz aslında annelerimizdir, kadındır. Kadın doğurandır, eğitendir, dili öğretendir, yürümemizde öğretir, herhangi bir duygusallığımızda, düşlerimizde kadındır bizi kaldıran. Eğitim sektörüne baktığımızda kadınlar ağırlıkta. Sağlık sektörüne baktığımızda hemşire tarzında yine kadınlar ağırlıkta. Ev içindeki gidişata baktığımızda yine kadınlar yükün ağırlığını taşıyor. Ama nedense bu eğitim ve sağlık sektöründeki insanların nasıl düşük maaşta çalıştırıldıkları gibi evdeki yapılan hizmetlerin de ekonomik değeri yok. Onu da şartlanmışız. Yani düşünebiliyor musunuz? En düşük maaşı aslında ev hanımları alıyor. Saat ücreti nedir bu ev hanımlarının? Gece yarıları kalkıyor bu anneler. Çocuklarına yemeklerini veriyor. Hasta olduğunda anneler kalkıyor bakıyor. Anne çalışmış olsa bile çalışan, okuyan vesaire anneler yine bu yük annenin üzerinde. Ve şimdi o durumda iken o gidişat bir de kalkıyoruz burada diyoruz ki ya işte o kadınlar gelsinler derneklere yönetime. Ya bir de bunu o kadının penceresinden bak. Evdeki yükü azalmamış ki yapmış olduğu işe değer, ekonomik değer karşılık almıyor ki. Oradan para biriktirsin, ayırtsın veya kendi başına tatiline çıkabilsin. Yani biraz önce de söylediğimiz gibi gerek Hristiyan kültüründen, başka dinlerden, gerek kapitalizm sisteminde bizi belirlemiş, bizi asimile etmiş bir ortamın içinde kendimizi 2020'de bulmuş oluyoruz. Ve orada da bunu nasıl aşabiliriz? Nasıl burada bizim o inançsal boyutumuzu geri tekrar yaşanılır, icraat haline getirebiliriz? Arayış içindeyiz. Bu sohbetimiz o. Bir kadına öğretirsen, eğitim verirsen, bir kadına fırsat verirsen o toplumu kazandırır bize. Yolun sahibi kadınlar deriz. Devrimi de kadınlar yapar denilir. Ama benim işim gücüm var, devrime zamanım yok ki. Hani bu esprisel yaklaşırsak. Çünkü sistem benden birçok negatif şekilde beklentileri var. Nedir bu? Ya işte dışarıda çalışıyorsan, çalıştığın işin beklentisine göre giyinmen gerekiyor. Ona göre bir bakımın olması lazım. Hani düşünebiliyor musunuz? Bir avukat kadın kaşını, saçını, başını almamış, düzenlememiş, bakımsız. Dersin ki o zaman, hani ön yargıdan bahsediyoruz ya, ya bunun kendine hayrı yok. Kalmış ki dosyaları bakımlı olsun. Halbuki hiç alakası yok. Yani bu nasıl bir şartlanmaysa bizlerde de onu yaşıyoruz. Kadın zayıftır. Hayır, kadın zayıf değildir. Ama kadının üzerindeki yük fazla, kadındaki o yük azalmazsa erkeğin işini de almış oluyor bunun yanında. Çünkü kadın hem evdeki işi yapıyor, bir de gidiyor meslek yapıyorsa bir de mesleğini icraat ediyor. Şu çok zordur arkadaşlar. Bunu yani birkaç kadın olarak yapabiliyoruz. Ama onu bütün kadınlardan bekleme gerçekten çok zor. Ben de yüksek eğitimliyim. Eşim de yüksek eğitimli. Çocuklarımız var. Ben yurt dışına işim gereği gittiğimde bana telefon edilir ve çocuklar ya çorabım nerede sorusu gelir. Ya ben yurt dışında işim gereği yurt dışındayım. Bir erkeğe yurt dışındayken böyle bir telefon geliyor mu? Gelmiyor. Ama biz kadınlar olarak babana sor.
demesini de öğrenmemiz gerekiyor. Rahatsız etme beni. Ben şu anda meşgulüm. Buradan yine direkt kendi hayatımıza. Evin içinde bir eşya kaybedildiğinde kadınlara sorulur. Ya ben cüzdanımı nereye koymuştum? Ya benim anahtarlarım neredeydi? Yani bunlar çok basit örnekler. Şimdi düşünün ki evdeki aile ortamımız bir şirket. Ve en çok söz hakkı olan da o evin içinde kadındır. Ve o şirketi de en iyi yöneten de kadındır. Yani o şirketi güzel yönetebiliyorsan, o aileyi ayakta tutabiliyorsan, sevilen aileysen, çevren varsa, insanlar gelip gidiyorsa, wow, bravo. Demek ki en iyi yönetici o kadın. Ve birlikte de çalışmayı da gösteriyor. Çünkü eşini de dikkate alıyor, onu da rızalığını alıyor, onun da fikrini öğreniyor ve bir şeye alınmasın, yani duygusal boyutuna da bakar. Yine Hollanda psikolojisinden şey deriz, işte kadınlar bilmem şu gezegenden, erkekler başka gezegenden geliyor, onun için diyalog sorunu var. Evet, doğru. Çünkü biz olaylara farklı boyutta bakıyoruz. Ve kitapta şu örneği veriyor, yani beynimizin yapısının da farklı olduğunu gösteriyor. Diyor ki erkeklerdekine işte buzdolabında herhangi bir ürün, buzdolabında. Gözün önünde de olsa çoğu erkek bulamıyor. Ama kadın en uç noktasında da olmuş olsa hangi rafta olduğunu bulur, getirir, verir. O işte ava çıkma falan döneminden erkekten o açıda beyninin geliştiğiyle bağlantılı, kadından ise daha detaylı düşünmeyle bağlantılı olduğunun örneğidir. Bir kadın 10 işi birden yapabilir. Erkek ise ben sadece bunu yapıyorum. Buna odaklandım. Şimdi beni rahatsız etme der. Bak burada at gözlüğü gibi o işareti yapıyoruz. Buna İngilizce multitasking denilir. Yani kadınlar multitasking'i yapabiliyor. 10 işi birden becerebiliyor. Ve kadınlar bu gücün farkına varmaları gerekiyor. Ve erkek arkadaşlarımız da eşlerinden, bacılarının, analarının bu güce sahip olduğunu bilirlerse, ya bunu yapabilen senin derneğini çok kolaylıkla yönetir. Çünkü en zor işi yönetebiliyor. Hastanıza bakabiliyor, eğitimine bakabiliyor, okuluna gidip konuşabiliyor. Bunları yapabilen kadınlar neden bir derneği yönetemezsin ki? Yani bu kadar da ego yapmayın erkek arkadaşlar. Hukuk fakültesinde Amsterdam Üniversitesi'ne yılda 700 tane öğrenci giriyor. 4 sene sonra eğitimini bitiren toplam 70. 700 giriyor, bitirip çıkan 70. Elenen sayıya bakar mısınız? Ve hukukta da ağırlık kadınlarda. Yani eğitiminde de başarı alabiliyor bu kadın. Bazı erkeklerin bitiremediğini eğitimi de bitirebiliyor. Ama sonunda nedense hakim atanacaksa yine erkekler tercih ediliyor. Yani bu bizim dışımızda olan bir olay. Alevilerin dışında olan bir ortamda bile bu varsa, biz eğer ki Alevi toplumu olarak diyorsak paylaşımdır, birlikte yapmadır, o zaman bu kadının sorunu diyerek onu oraya park etme bize yakışmaz. Kadının sorunu değil, o toplumsal sorun. Bizim şöyle bir lüksümüz yok. Benim yerim olsun, benim yerim sağlam olsun, başka kadın oraya gelse veya gelmesi önemli değil. Olmaz. Bir tane bir dernek başkanı kadın olması bizi rahatsız etmesi lazım. Çoğu yerde kadınların da, yani bunun artık kadın erkek dediğimde derecede olması lazım. O zaman başarıyı bulmuş oluruz. Ama sadece şimdi nesli tükenmiş cins olarak, ya işte 3 tane var diye sayabiliyorsak, demek ki o durumun çok, yani o asimilasyonun çok başarılı olduğunu gösteriyor. Ve biz
eşitlikten, eşit değerden bahsediyorsak buna karşı gelmemiz gerekiyor. Burada ben sizlerin konuştuklarınızda aldığım belirli notlarda şunları da vurgulamak istedim. Kadınlar yaptığının değerini bilmesi gerekir. Yani yaptığınız canlar, kadınlar çok değerli. Gerçekten çok değerli. Yapamam, ben bilemem düşüncesine gerçekten kapılmasın. Kapılma yanlış. Ben bilmem, beyim bilir. 8 Mart'ı eşim kutlar gibi, hatta böyle bir espri vardı bu sene gördüm. Değil. Kimliğine sahip çık. Yapabilirsin, o kabiliyet var. Dediğimiz gibi 14 yaşına kadar da kadınların beyin gücünün geliştiği erkeklerden daha hızlı olduğundan da yola çıktığımızda demek ki fiziksel olarak öğrenme kabiliyetimiz bizim çok çok yerinde. Çocuklarımızı topluma kazandırma, her başarılı erken arkasında bir kadın vardır deyimi boşu boşuna değil. Bu kadar erkek lider çıkıyorsa o arkadaki kadının da başarısıdır. Ama başarılı kadının arkasında erkek var mıdır? Detaylı incelediğinizde arkasında kadın çıkar yine. Yine bir başka kadındır o başarıya sahip çıkan. Yani teşvik eden açısından. Diğer taraftan Nobel'den konuştuk. Nobel ödülünden, barış ödülünden konuştuk. Malala diye bir genç kızımız var Asya ülkelerinde. Eğitim hakkı için ya kız okuyabilme adına İslamcılar bindiler, vurdular. Kaç kurşun kız daha oradan, yani onun hayatta olması bir mucize. Ama o eğitimini yaptı. Çünkü eğitim kadınların da kızların da hakkı diyerek onu dayattı. Ve haklı da. Çünkü kadınları eğitimini verdirtmezsek, ekonomik katkıda bulunmazlarsa, kadınların üzerine erkekleri bekçi olarak koyarsak ne diyoruz o zaman? Bu böl parçala yönet sisteminden kadınların başına erkekleri bekçi koyalım. Biz o erkekleri yönetelim. Erkekler de kadınları yönetsin. Yani erkekleri burada maaşsız gardiyan yapan bir zihniyet var. Ve biz buna razıysak, bir de bunu gelip de uygulayacaksak nerede kaldı bizim yolumuz? Yani burada erkek düşmanlığı değil, kadın düşmanlığı da değil. Yolumuza sahip çıkma mücadelesi. Yani feminizm sonraki icat. Alevilikte bu vardı. Zaten o kadın dışlanmasa feminizme de gerek yok. Böyle de bakabiliriz. Yani eşitçilik olmuş olsaydı kotaya gerek yoktu. Pozitif ayrımcılığa gerek yoktu. Demek ki bir yerlerde onu biz kaybetmişiz ki geri onu yaparak toparlamamız lazım. Toparlarken de yine örneklerden Afrika ülkelerindeki sömürücü savaşlarda savaşçılar kadınlara tecavüz yaptılar. Ve bu yanılmıyorsam Yugoslav Savaşı'nda da oldu ve ışılcılarında yine ezidi kadınlar üzerinde yaptı. Alevi kadınlar üzerinde yaptılar köle pazarlarında. Yani burada kadının fiziki yapısını da bir savaş aleti olarak kullanılmaya kadar giriyor şu zihniyete bakar mısınız? Kadın kendinden nefret etsin. Kadın kendi doğurduğu çocuktan nefret etsin. Kendi doğurduğu tecavüzden doğurduğu çocuğu gördüğünde sürekli o tecavüz anıyla karşı karşıya gelecek. Kadın kendisini yok ederse o toplum kendisini yok eder. Yani burada bir silah olarak bile kullanılıyor. Kadını geri tutma, kadını yok etme, kadını susturma. Şimdi dünya çapında bunlar var iken biz nasıl bunlardan uzak duracağız Alevi toplum olarak? Biz bir cemaatin içinde, akvaryum içinde yaşamıyoruz ki ne? Yok bize değmedi, yok biz bundan payımızı almadık diyerek kendimizi koruduk sanalım.
koronavirüsü gibi evimizde mi kaldık Alevilerde? Bu dünyada kadına yönelik saldırılardan biz kendimizi korumuş olduk. Yani biz bunu dile getirdiğimizde Hülya geldi, erkek düşmanlığı yapıyor değil. Hayır canlar, burada bu olayın farkına varalım. Eğer kadınların katkısını değerlendirmek istemezsek kendi kendimizi yok ediyoruz. O beyin gücünü, o emeği istemiyorum, çık git diyoruz. Kapitalizmden ders çıkaralım. O hiçbir zaman sömürebileceği, kullanabileceği güce sen çek git demez. Değil mi? Beyinse beyindir. Kadınsa da olsa, erkekte de olsa gelsin, çalışsın bana. Düşük maaşla da olsa ben çalıştırırım ama o beyin gücünü isterim. Bakın sömürü bölgelerinde evet o kadınların isimlerini duyabilirsiniz. Çünkü orada o teşvik var. Çünkü onu oradan faydalanacak. Yani bir beyninden faydalanacak. Benim ilk çalıştığım ofiste diyordum bizim sadece beyin gücümüz isteniyor. Ben burada beynimi çıkarıp oraya koyabilseydim kendim fiziksel olarak dışarıda olabilecek durumdaydım. Orada erkek kadın ayrımı yapılmıyor. Ama ilerleyen yıllarda kariyer imkanına baktığımda o zaman kadın mısın erkek misin diye bakılır. Çünkü ilerleyen dönemlerde sen kadınsın, evlenirsin, çocukların olur ve ondan dolayı da sen hamilelikte döneminde gelmezsin. Sen ondan sonra çocuklara bakacağım diye gelmezsin. Onun için ben sana bu yatırımı yapmak istemem. Sana o eğitimi vermem. Sana o desteği vermem. Yani temeli de budur. Kadının vücut yapısından dolayı yani kadının başarısı burada kadına karşı kullanılıyor. Kadının doğurabilme kapasitesi kadına karşı bir güç. Yani kadınlar doğurmasa insan olmayacak ama doğurabildiğinden dolayı da ya savaşta imha alet oluyorsun ya da böyle kariyer yapma açısından veya derneklerde çalışabilme açısından yok ediliyorsun. Yani sınırlarımız bu, sorunlarımız bu. Sorunlarımız Cem evinde resim varmış, vitrine koyar gibi eş başkan koymuşuz. Bunu yaparsak, değiştirirsek çözerizle değil. Sorunlarımız daha kapsamlı, daha geniş, daha bilimsel açıdan bakarak ve öylece de kadın canlarımızın da kendi güçlerinin farkında olmalarını yardımcı olmak. Ve erkek arkadaşlarımızın da bu konuda kendi açılarından da o farkındalığı yaratabilmeleri. Yani ya benim eşim bana eşit değilse nasıl hayatı paylaşıyorsun? Yani hordörden insanla nasıl birlikte yaşayabiliyorsun da dernek yönetiminde birlikte yapamıyorsun? Evdekine hizmetçi gözüyle bakıyorsan okey eyvallah. Ama Alevi yoluyla bakıyorsam, hayat müşterek dediğimiz gibi, belki biraz arabesk olacak, fakat orada cinsiyet olarak görmeyeceğimize göre herkes her işi yapabilir ve buna da teşvik edilmesi lazım. Burada sonlandırmak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Yani değerli fikirlerini paylaştığın için bir kadın avukat olarak, bir kadın aktivist olarak, bir kadın Alevi Dernek Başkanı olarak değerli fikirler paylaştınız. Sonuçlarıyla bir kadın gözüyle bakmaya çalıştık bugün olaylara. 2 saate yakın geldik. Evet, 6 dakika sonra 2 saat olacak. Çok uzun bir canlı yayın oldu. Sabırla bizi dinleyen herkese ben teşekkür etmek istiyorum. Veli Yoldaş'a son bir şeyler söylemek isterse sözü ona bırakmak istiyorum. 1-2 dakika. Sana çok teşekkür ediyoruz katıldığın için ve yani bundan sonrası için de yani başta sen olmak üzere bütün kadın canlara da sesleniyoruz. Lütfen canlı yayına katılmak isterseniz, program oluşturmak isterseniz, burada gelip Alevilik veya hayata dair bir şeyler paylaşmak isterseniz lütfen DAP TV'nin mesaj kutusuna gönderin konunuzu, istediğiniz konuyu ve isim bilgilerinizi verirseniz size ulaşır, hemen böyle bir canlı yayın düzenleriz. Bunu bilginize tekrar sunayım. Teşekkürler. Yani bir özel şey yapmıyoruz. Buraya sadece bir kadın çıkartma derdimiz yok. 10 tane kadın gelsin, biz çıkartmaya hazırız. Yeter ki gelsin. Buyurun Veli Yoldaş.
Evet. Şimdi yoldaşlar, ben bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Şimdi benim çocukluk ve gençlik dönemimizde bizim toplumumuzun özelliklerinden mesela değişik örnekler vereyim. Mesela kız istenilirdi. Yani gidip bir yerden kız istenilirdi. Bir de başlık parası da verilerek alınırdı. Aynı zamanda o kıza miras da verilmezdi. Öyle bir dönemden, öyle bir şeyden, toplumdan geldik. Şimdi kızına miras vermeyen bir toplum içerisinde kızına postu miras bırakır mı? Şimdi yani şeyimiz biraz derinde. Biz çok büyük oranda Aleviliğin özünde var olan temel değerlerimiz dumura uğratılmış, sakatlanmış. Biz o değerlerimizden çok ciddi oranda uzaklaştırılmışız. Ya dünya malı ne ya, kızından esirgiyorsun ya sen bunu. Şimdi yani oradan bizim ama burada ne yapmamız gerekir konusunda ben şeyi çok ciddiye alıyorum. Alevi kadınların mücadeleci olan, düşünebilen, akıl ve mantığıyla sorunlarına çözüm aramaya çalışan Alevi kadınlarının çalışmasını çok ciddiye alıyorum. Gerçekten bize de yol gösterecekler. Çünkü biz şeyimizi de biliyoruz, eksikliklerimizi de biliyoruz. Mesela yani baba vermiyorsa, babadan miras kalmıyorsa şeylerimizi, pir analarımızı, derneklerimizde kadın aktivistler yetiştirsinler. Ben şahsen Hollandalı canlarımızdan gerçekten pir ana yetiştirmesinde bangır bangır otursun, şeyini de o kadınlara yer vermemeye çalışan o örümcek kafalı kişilere inat, yani sadece dernek başkanlarımız değil, aynı zamanda yani kültür, sanat, işte yol, erkan benzeri konuların tamamında bu tür çalışmalara yer vermesini isterim. Yani işin mantığı şu: Alevilik kişilik mühendisliğidir. Kendi kendisinden razı insanların yaratılması mühendisliğidir. Aynı zamanda birbirinden razı insanlar topluluğu yaratma şeysidir, felsefesi, yolu, öğretisidir. Şimdi zaten çocuğu eğiten ana, yani şimdi çocuğa karakter taşımaya çalışan ana, yani bunu toplum içerisinde en başarılı olarak erkek değil kadın yapar. Yani bunu kadınların bu konularda biraz daha kendi kimliklerinin farkında vararak topluma bir ayar çekmesini gerçekten hem destekleriz hem bekleriz. Aynı zamanda öğrenmenin yaşı yok. Analarımızdan eğitim aldık, öğrendik. Kadın yoldaşlarımızdan alırız ondan sonra. Yani insanı kamil olma yoldur bu yol. Bu yolda kadın öğretmenlerimizi gerçekten ihtiyacımızın olduğunu belirtmek isterim. Çok büyük bir zevkti Hülya yoldaş, sizinle birlikte şey yapmak, sizi dinlemek. Aşk ile selamlıyorum. Eyvallah. Evet Prim, şimdi senin şiirinle bitireceğiz. Hasan yoldaş bizi duyuyordur. Sen şiir bitirdikten sonra programı kapatmış olacağız. Ben sabırla bizi şu ana kadar dinleyen, yorum yapan herkese tekrar huzurunuzda teşekkür ediyorum. Aşk ile kalın canlar. Sağ olun, var olun. Umarım bu akşamki cemimizi de yüreğinizde güzel kılabilmişizdir. Teşekkür ediyorum hepinizin sabrından dolayı. Hülya Can'a da tekrar, hatta kendisine de teşekkür ederim. Sevimli kattı. Evet Prim. Evet, yani anlatılardan da çıkan gerçek şu: savaşın da, barışın da, adına barış dediğimiz zamanın da yükünü, asıl yükünü öyle diyeyim, kadınlar çekiyorlar. Bu yadsınmaz bir gerçek. Zaten okuyacağım şiir de bunu anlatır. Hem savaş zamanını esas olarak vurgulayarak, barış zamanında da kadınların başına neler geliyor, anaların başına neler geliyor, onu anlatan bir şiir. Nazım Hikmet'in yazmış olduğu bir şiir. Ayın altında kanılar gidiyordu. Kanılar gidiyordu Akşehir üstünden Afyon'a doğru.
Toprak öyle bitip tükenmez, dağlar öyle uzakta. Gidenler sanki hiçbir zaman hiçbir menzile erişmeyecekti. Kanılar gidiyordu yekpare meşeden tekerlekleriyle. Ve onlar ayın altında dönen ilk tekerlekti. İlk tekerlekti. Ayın altında öküzler başka ve çok küçük dünyadan gelmişler gibi ufacık kısacıktılar. Ve pırıltılar vardı hasta kırık boynuzlarında. Ve ayaklar altında akan toprak, toprak ve topraktı. Gece aydınlık ve sıcak. Ve kanalarda tahta yataklarında koyu mavi humaralar çırılçıplaktı. Ve kadınlar birbirlerinden gizleyerek bakıyorlardı geçmiş kafilelerden kalan öküz ve tekerlek ölülerine. Ve kadınlar, bizim kadınlarımız, korkunç mübarek elleri, ince küçük çeneleri ve kocaman gözleriyle anamız, avradımız, yarimiz ve dağlara kaçıp uğruna hapis yattığımız ve tütünde, odunda ve pazardaki ve kara sabana koşulan sofra. Eyvallah. Sesim senin yine Prim senin yine sesin duyulmuyor zaten. Prim şiiri de hemen hemen bitirmişti. Size şiirle ilgili yani genel yaşamı değerlendirmeye çalıştım ama maalesef sesi gelmiyor. Biz de zaten bitiriyorduk. Yüreğine sağlık diyorum Prim. Teknik masada Hasan Yıldırım'a teşekkürler. Yine bizi sizlerle buluşturuyor. Tamam Hasan Can, canlı yayını kapatabiliriz. Teknik aksaklıktan dolayı da özür dileriz. Sabırla dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyoruz. Görüşmek dileğiyle canlar.